Güzel ülkenin iyi kalpli, güzel aydınlık insanları, herkese günaydın efendim. 13 Mart tarih Cuma sabahındayız. Haftanın son programı aynı zamanda. Ne kadar hızlı geçti bu hafta. Oldukça yoğun gündem maddeleri olunca öyle oluyor. Koştur koştur koronavirüsünün peşinden geçti aynı zamanda. Ve o virüsün tüm dünyada yarattığı etkiden biz de nasibimizi aldık. Güncel durum malumunuz. Ülkemizde 2, güneyde, daha doğrusu Kıbrıs genelinde 12 vaka diyebiliriz. Kuzeyde 2, güneyde ise 10 vaka. Dün akşam saatleri itibariyle ortaya çıkan bu vaka sayısı. Şimdi hep panik yaratmayalım, panik yaratmayalım diyoruz bir taraftan ama doğru bilgiyi ve bilimsel veriler ışığında uzmanların aktardıklarından yola çıkarak sizinle paylaşmakta görevimiz. Aslında kuzeyde bu sayının artabileceğiyle alakalı yorumlar yapılıyordu. Neden? Çünkü o kuluçka döneminde tespit edilemiyor biliyorsunuz. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra da yapılan testlerde negatif olan sonuçlar ilerleyen günlerde pozitife doğru değişebiliyor. Dün yaşadığımız örnek bununla alakalıydı. Kimi eleştiriler geldi. Madem pozitifti niçin çıkmadı? Bu rakam artabilir mi? Yine bir labarba. Böyle durumlarda labarba diyoruz biliyorsunuz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Peki bu bizi doğruya, doğru bilgiye götürüyor mu? Hayır, götürmüyor. O yüzden uzmanlara kulak vereceğiz. Uzmanlar da ne diyor? Bu konuyla alakalı olarak birkaç gün arayla ya da belli periyotlarla testlerin tekrarlanması gerektiğini söylüyor. Şimdi 152 kişiydi güneyde bahsettiğimiz rakam, testler yapılmış ve tamamı negatif çıkmıştı. Oh, hepsi negatif çıktı dememeliyiz zaten. Çünkü o testler rutin olarak tekrarlanacak ve bu rakam yükselebilir. Ülkemizde de o Alman turistle temas edenler noktasında örneğin eşinde çıkmamıştı. Dün itibariyle eşinde var. Yine yakın temas içinde olduğu insanlarda da çıkabilir bu noktadan sonra gibi bir duruma götürüyor bu bizi. Haliyle rakam yükselebilir ancak bir salgın halini almamasıdır asıl önemli olan. İşte bunun için alınıyor önlemler, bunun için yani yayılmasını önlemek için önlemler alınıyor. Dün de Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanmıştı biliyorsunuz. O olağanüstü toplantısının ardından, daha doğrusu ilk başta arada açıklamalar yapmıştı Kudret Özersay. İki sınır kapısının daha bu kez Kıbrıs Türk yönetimi tarafından kapatılması, bunun farklı yankıları da oldu. Farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Onlara da bakarız birazdan. Ancak alınan farklı önlemler de var. Örneğin yasaklı ülke, girişi yasaklı ülke sayısı genişletildi. Örneğin koronavirüs görülen ülkelerden ülkemize gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da 14 gün boyunca kendilerini evde izole etmeleri konusunda çıkan karar, ki uymayanlar için salgın hastalıklar yasası kapsamında işlem uygulanacağı da belirtildi. Önemli adımlar. Okullar 22 Mart'a kadar tatil, kreşten üniversiteye kadar. Bunun da doğru bir adım olduğunu söylüyor uzmanlar. Adanın hem güneyinde hem kuzeyinde ibadetlerse askıya alınmadı. Bununla alakalı olarak kararı Din İşleri Dairesi'ne bıraktıklarını söylemişti dün hükümet sözcüsü Kudret Özel. Din İşleri ise gerekli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını söylüyor. Şimdi elbette dikkat edilmesi gereken noktalar var, altının çizilmesi gereken noktalar var. İçerisinde bulunduğumuz durumla alakalı şöyle bir özet bilgiler paylaşayım, özet bilgiler geçeyim size. Ülkedeki vaka sayısının 2, güneydeki vaka sayısının 10, ada genelinde 12 olduğunu söylemiştik. Bu durum, yani ülkedeki durumla alakalı konular, o konulardan bir tanesi Alman turistin eşiyle alakalı, eşine yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu ülkedeki vakada eşinin durumunun daha kritik olduğu, 65 yaşında ilk olarak koronavirüs görülen kadın turistin durumunun daha iyi olduğu belirtiliyor. Dün Başbakan Ersin Tatar konuyla ilgili açıklamalar yaptı. BRT'de basın odası programı
programında ülkede bulunan Alman turistlerin karantina altında olduklarını, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Almanya'nın karantinadaki vatandaşlarını almadığını belirten Tatar, Almanya Büyükelçisi ile görüşmelerin devam ettiğini, Almanya'nın vatandaşlarını 14. günün sonunda ülkesine alacağını açıkladı. Tatar turistleri göndermek istediklerini fakat Almanya'ya göndermek için uçak bulamadıklarını da ifade etti. Bu konudaki çalışmaların şeffaflıkla yürütüldüğünü söyledi. Güneyde teyit edilmiş koronavirüs vakasının ona yükseldiğini söylemiştim. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni 3 vakanın birinin Alman, ikisinin Kıbrıslı Rum olduğu belirlendi. Hastalık tespit edilenlerin İtalya, Almanya ve Yunanistan'dan dönüş yapan kişiler olduğu kaydedildi. Onun da altını çizelim. Peki bizde durum bu, dünyadaki durum ne? Korona virüsüyle alakalı olarak birazcık da ona bakalım. Şimdi bu virüsün kaynağıyla alakalı tartışmalar büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri mi, Çin mi? Çin'in yeni iddiaları var bu konuyla alakalı olarak. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında virüsün kaynağı kim tartışmasının çıktığını söyleyebiliriz. Bu virüsün yayılmasının kontrol altına alınamadığı belirtilirken bu konuda Çin'in Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerikan ordusunu yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Wuhan kentine bu virüsü getirmekle suçladığı açıklamaları var. Birleşik Devletler bize bir açıklama borçludur diyor Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Twitter hesabından yaptığı açıklamayı Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi direktörünün görüntülerine yer verilen bir video paylaştı. Ve önce gripten ölen bazı Amerikan vatandaşlarında COVID-19 saptandığını söyledi. Bu açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hastalığı Wuhan'a getirdiğini de belirtmiş oldu. Avrupa'da durum yine pek parlak değil. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 120'den fazla ülkede etkilisini gösteriyor. Bu konuyla alakalı olarak dünya genelinde 126 bini aşkın kişiye bulaşmış durumda. 4600'den fazla kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da koronavirüs bilançosunun arttığını söyleyebiliriz bu noktada. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1016, İspanya'da da bir günde en yüksek ölüm sayısı bildirilmiş durumda. Fransa, Portekiz, Belçika'da okullar tatil. Çekya'da olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Afrika ülkesi Gabon'da ilk defa yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Senegal'de 6 kişide daha yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda. İşte şimdi bu sayıların artıyor olması endişe yaratıyor. Her ne kadar diğer salgın hastalıklarda ölenlerin sayısına ulaşılmamış olsa da yayılma hızı bakımından oldukça korkutucu bir grafik çiziyor. Grafikten bahsetmişken ben konuşurken şimdi rejide Gizem'den, yönetmenimden rica edeyim o grafiği de ekrana versin. Çünkü yayılma hızından bahsetmiştim. Bugüne kadar kuş gribi, Ebola gibi hastalıkların yayılma hızına gün gün rakamlara baktığınızda neden koronavirüsünden korkulduğu daha çok görülebilir. Yeşil grafik Ebola, o pembeye yakın olan SARS, sarı olansa kuş gribi. Şimdi tüm bunlar belli günler çerçevesinde ölüm rakamına baktığınızda yükselişte. Ama 26. gün itibariyle koronavirüsün yayılma oranına baktığınızda, ölüm rakamı değil bu, yayılma oranına, enfekte olan insanların sayısına baktığınızda günler geçiyor ve diğer hastalıklar artık 26. gün itibariyle bir çizgiye denk gelmiş olsa da bu koronavirüsü gün geçtikçe yayılma hızı yükseldiği için korkutuyor işte. 26. gün diğer hastalıklarda yayılma hızının artık belli bir çizgiye geldiği gün, ancak koronavirüsünde böyle bir durum söz konusu değil. Yayılıyor, yayılıyor,
yayılıyor. Bakın günler geçiyor ama koronavirüsü yayılıyor. Hal böyle olunca da korkutuyor. Neden? Çünkü özellikle hastalık geçmişi olan insanları etkilediğini biliyoruz. Bu noktada da aman bana bir şey olmaz demek değil yapmamız gereken. Kendimizi korumamız gerekiyor ki hastalığın yayılmasında rol üstlenmiş olmayalım. O nokta çok önemli. Birazdan sosyal medyaya taşınan yine yapılmaması gerekenler noktasında olup da yapılanları da aktaracağım size. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum bu noktada. Şimdi enteresan konular da var. İngiltere'de örneğin Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesi toplanmış durumda. Başbakan Boris Johnson başkanlığında toplandı o komite. İlgili bakanların katıldığı toplantı sonrasında Johnson, vaka sayılarının keskin bir şekilde artmasının beklendiğini ve ülkenin en kötü kamu sağlığı krizlerinden birini yaşadığını söyledi. Bu arada ünlü ve tanınmış kişilerde de Covid-19 çıkması farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Yani bugüne kadar görülmemiş bir şekilde neden tanınmış insanların, devlet başkanlarının, bakanların bu hastalığa yakalandığını duyuyoruz. Nasıl oluyor bu sorusunu? Onunla alakalı olarak da farklı açıklamalar var, paylaşacağım birazdan ama örneğin Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi, ona yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Norveç Kralı 5. Harald ve eşi ve Dışişleri Bakanı, Endüstri Bakanı yurt dışından döndükleri için yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya aldılar kendilerini. Ve Brezilya Devlet Bakanı, Brezilya Devlet Başkanı da yine karantinada koronavirüsü nedeniyle, yani bu kadar bilinen, dünya kamuoyunun bildiği isimlerde koronavirüs duyuluyor olması işte beraberinde neden tanınmış insanlarda sorusu getirmişti. Tom Hanks ve eşi örneğin yine karantinada olan çok tanınmış futbolcular, İngiltere Premier Ligi'nden teknik direktörler, nasıl oluyor da hani bu kadar tanıdığımız insan bir anda koronavirüs testi yaptırıp pozitif çıkabiliyor? Bunun yarattığı farklı etkiler var. Ekonomik etkisinden de bahsedelim. Tüm dünya için global çapta ekonomik etkisinin olumsuz olduğunu söylüyoruz koronavirüsün ama Perşembe günü hiç kuşkusuz Amerikan borsası için tarihi bir gündü. Çünkü bu salgının yarattığı endişelerle birlikte Perşembe gününü sert bir düşüşte kapattı New York borsası. Dow Jones endeksi ise bu düşüşle 1987'de yaşanan kara pazartesiden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşamış durumda. Hal böyle olunca global çaptaki ekonomik etkisinden de bahsetmek gerekiyor hiç kuşkusuz. Şimdi dünya genelinden bilgileri verdik, ülkeden bilgileri verdik. Son durumla alakalı bir bilgi daha. Dün onu sosyal medyadan paylaşayım. Güneyden haberler geliyordu ve Limassol'a oldukça kalabalık bir geminin geleceği. O geminin bir yolcunun zatürre olduğu düşünülüyordu ama koronavirüs de olabilir deniliyordu. Nikola Stelia, gazeteci dostum, o durumu ilk olarak şöyle duyurmuştu. 800 yolculu gemi Kıbrıs'a gelecek diye duyurmuştu. Sonra izin yolcu indirmesi için çıkmadı. Son durum, o gemi Kıbrıs'a uğramama kararı aldı. En az bir yolcunun durumununsa sıkıntılı olduğu belirtiliyor. Rum makamlarının yaptığı açıklamayla yolcularını boşaltması noktasında zaten izin verilmeyecekti ama netice itibariyle inişine de, yani Kıbrıs'a demirlememe kararı aldı. İzin verilmeyecekti. Sadece bir yanaşma olacaktı. Ancak bir hastanın sıkıntılı durumu sonrası ilgili makamlarla temaslar yapılmış olmalı ki Kıbrıs'a uğramama kararı aldı o gemi. Şimdi tabii
pek çok şekliyle ele alıyoruz bu virüs konusunu ama düne şöyle bir gidecek olursak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmişti. Ardındansa ayrılmıştı. Toplantının devam ettiği belirtiliyordu toplantı. Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıldıktan sonra uzunca bir sürede devam etti. İki kapının da kapatılması yönünde karar çıkınca Cumhurbaşkanı Akıncı bir açıklama yaptı ve dedi ki Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edip ayrıldıktan sonra Yeşilırmak ve Akyar kapılarının tek yanlı kararla kapatıldığını yapılan açıklamadan öğrendim. Benim toplantıda bulunduğum bölümde geçiş kapılarında denetimlerin arttırılmasının gerekliliği üzerinde durulmuş. Herhangi bir kapının kapatılması konusunda karar alınmamıştır. En başından beri belirttiğim gibi geçiş kapılarında koronavirüse bağlı olarak bilimsel temelde ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda iki toplumun birlikte hareket etmesi gereklidir. Rum yönetimi dört kapıyı kapatırken üzerinde durduğumuz temel konulardan biri kararın tek yanlı olduğu, bilimsel esaslara göre çalışmalarını sürdüren iki toplumlu sağlık teknik komitesinin bu karardan bilgisi olmadığı yönündeydi. Haklı olarak eleştirdiğimiz bu tutumun bizim Bakanlar Kurulumuz tarafından tekrarlanması doğru bir gelişme olmamıştır dedi. Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı imzasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı hesabından yayınlandı. Bu durum, bu ortaya çıkan durum diyebiliriz. Şimdi bazı önlemler alındığından bahsetmiştik. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, o olağanüstü toplantıda alınan kararları ara bir kararla hükümet sözcüsü Kudret Özersay duyurmuştu. Ardından da yine önemli başka kararlar alındı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri komutanlarıyla yapılan görüşmelerin ardından geçici bir süre için askerlerin çarşı izinleri askıya alındı. Tüm askeri kantinlere dışarıdan sivillerin kartla girişi geçici bir süre için durduruldu. Askeri nizamiye noktalarına ateş ölçmede kullanılan cihazlar kademeli olarak yerleştiriliyor. Subay, astsubay ve erlerin yurt dışı izinleri geçici bir süre için askıya alındı. Askeri kışlalar içinde yatakhane, yemekhane, kantin ve diğer alanlar dezenfekte edilmeye başlandı. Askeri kışlalar içinde bulunan tüm personele kademeli olarak sıcaklık ölçümü ve gerekli görülmesi halinde test yapılacak. Bu konuda hükümetle istişare içinde yetkililerin koordineli tedbirler almaya başladığı belirtiliyor Kudret Özersay'ın açıklamasında. Daha farklı tedbirler de gerekli olabilir. Süreci yakından takip ediyor, sakin ve temkinli olarak yönetiyoruz diyor. Bu sakin konusu çok önemli bir konu ama tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Hiç kuşkusuz. Şimdi tüm bunlarla alakalı konuşurken bizler oraya sonra gelelim. Gazete manşetlerine birazcık bakalım. Önemli konular var altı çizilmesi gereken ama bir de duyuru yapalım dün alınan kararla. Zira Bakanlar Kurulu'nda bunun da görüşülmesi için Barolar Birliği girişim başlatmıştı. Hasan Esendağlı Barolar Birliği için tüm meslektaşlarına şu bilgiyi verdi, paylaştı. Tüm mahkemelerimiz virüs sebebiyle almış olduğumuz mahkemeye çıkmama kararına olumlu yaklaşmaktadır. Dosyalarımızla ilgili herhangi bir sorun veya hak kaybı olması söz konusu değildir. Yarından itibaren, yani bugünden itibaren tüm barolar gerekmesi halinde tüm avukatlar adına beyan yapılması için her bir mahkeme salonunda bir nöbetçi avukat bulunduracaktır. Yüksek mahkemedeki dosyalar için nöbeti bizzat ben tutacağım diyor Hasan Esendağlı. Amacımız yalnız ve yalnızca meslektaşlarımız, personelimiz ve halkımız açısından bu saldırgan virüsün doğurduğu riskleri azaltmaktır. Tüm meslektaşların mahkemeye gelinmemesi konusunda işbirliği yapmasını ve özellikle zaruri dosyalamalar hariç mukayyetliklere de girilmemesini hassasiyetle rica ederim diyor. Bu konunun da altı çiziliyor. Dolayısıyla mahkemelerde de durum bu olacak. Bir tarih belirtilmiyor. Ancak bu konuda mahkemeye gelinmemesi yönünde yapılan çağrı Hasan Esendağlı'dan tüm barolara gitmiş durumda. Sosyal medya üzerinden de paylaşılmış durumda. Altını çizelim. Peki manşetlere geçeceğiz. Fakat bir de fırtınamız var biliyorsunuz. Koronavirüsle boğuşuyoruz. Olumsuz bir ortam var. Bir yandan tuvalet kağıdı istifliyoruz. Bir yandan makarnaya akın ediyoruz, şaka. Ama gerçekten birazcık böyle kaygı bozukluğu her birimiz yaşıyoruz.
diyoruz galiba. Bir de fırtına vurdu diyebiliriz. Fırtına oldukça şiddetli geldi. Dün akşam saatleri itibariyle mevcut durumsa ben yayına girmeden önce işte buydu. Yani etkisini sürdürüyor fırtına, yağışlı hava. Ama tabii hava sıcaklığı da yükseldiği için saçma bir durum var. Yüzümüze sıcak esiyor. Bir taraftan yağmur yağıyor ama gıpgri bir hava söz konusu maalesef. Yarattığı sonuçlarsa özellikle evlerini erken saatlerde terk edenler görmüşlerdir. 6'ya çeyrek kala evden çıkan bir insan olarak yollardaki durumu oldukça net bir şekilde görebildim. Devrilen ağaçlar, yollara saçılmış durumda olan çöp konteynerleri birazcık slalom yaparak gelmeyi gerektiriyor böyle durumda. İstenmeyen olaylar aman yaşanmasın, böyle havalarda ağaç altına araba falan bırakmayın. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı dedi ki dün gece saat 19.30'dan beri çalışan ekiplerimiz ve hepsi de canla başla fırtına dolayısıyla meydana gelen ağaç devrilmeleri ve benzeri tehlikeleri ortadan kaldırıyorlar. Kolay gelsin diyelim böyle zor koşullarda çalışan tüm belediyelerin personellerine, bu zor koşulları ortadan kaldırmaya çalışan herkese, sadece belediye personeline de değil. Durum buydu, fırtına etkisi sürüyor. Türkiye'de de okullar tatil edildi bu arada. Ortaya çıkan durumsa işte bu. Son olarak bu noktanın altını çizeyim ve gazetelere geçeyim. Çünkü bakın İtalya'da Burcu Karakaş çok iyi bir noktaya değinmiş. NTV'nin bir haberi üzerine bu görüntü Türkiye'de otogarlarda ve şöyle verilmiş, otogarlarda tatil yoğunluğu. Şöyle bir yanılgıya kapılmamamız gerekiyor hiçbirimizin. Okullar ülkemizde de 22 Mart'a kadar tatil ve belki uzayacak. Yani olayın nasıl seyredeceği, bu virüsün nasıl seyredeceği ile alakalı bir konu olduğu için belki uzayacak diyorum, bir şey bildiğimden değil. Fakat böyle bir durum olursa noktasındadır işte sözüm. Uzarsa örneğin bunu bir tatil olarak görmemek lazım. Neden söylüyorum bunu? Çünkü bu hatayı İtalyanlar yaptı. Sanki bir tatilmiş gibi düşündüler. Evlerinizden çıkmayın denilen konuda okulların tatil edilmesi durumunu, kuzeyden güneye gittiler. Bunu bir tatil gibi yaşadılar. Kalabalık gruplarla hareket etmeye devam ettiler. Bakın Türkiye'de otogarların durumu bu. Ülkemizden de okullar tatil edildiği için ailelerinin yanına giden çok sayıda üniversite öğrencisi var. Ancak kalabalık bu virüsün yayılması için oldukça büyük tehlike. İşte Türkiye'den uçuşlar noktasında bir kısıtlama yok ve termal kamera sıcaklık ölçümü dışında da çok fazla bir imkan yok. Daha doğrusu bu virüsün tespit edilmesi çok fazla mümkün değil. Dünya genelinde o yüzden bu kadar hızlı yayılıyor zaten. O nedenle kendimizi koruma altına almak zorundayız. Sadece kendimiz için değil, bu hastalığı yaymamak için. Bizim ülkemizde şu an iki durum var biliyorsunuz. Dün akşam Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne yine Lefkoşa surlar içinden şüpheli bir vakanın gittiğini ve testler yapıldığını biliyoruz, göreceğiz. Ama bu hastalık yayılabilir. Tüm dünyada yayılıyor çünkü, sadece bizde değil. O yüzden çok daha fazla tedbirli olmamız lazım. Böyle kalabalıklara karışmamamız lazım. Ülkemizde çok yoktur belki ama bizde de kapalı mekanlarda kalabalıklarla vakit geçirme alışkanlığı var, yeme içme anlamında. O yüzden işte altını çiziyorum, çok önemli. Burcu Karakaş demiş ki korona İtalya'da virüs tam olarak bu şekilde yayıldı. Bir şehirden diğerine seyahat eden insanlar sayesinde tatil değil bu önlem. Önleminse net bir şekilde uygulanabilmesi için, alınabilmesi için işte o self isolation denilen insanların kendilerini izole etme durumunun ortada olması gerekiyor. Bunu yaparken hayatta devam edecek tabii ki ince bir çizgi ama yaşamımızı birazcık kısıtlayacağız. İşimize, evimize, dokunduğumuz yerlere, alanlarımıza, çalıştığımız alana, yaşadığımız alana, yemek yediğimiz, hijyen koşullarını sağlamamız gereken alanlara da maksimum düzeyde özen göstereceğiz ve bu süreci bu kadar çok ihtimamla
atlatmaya çalışacağız. Yetkililerin aldığı önlemlerle birlikte sosyal medya gündemine birazdan yeniden geçeceğim. Çünkü önemli açıklamalar da var. Dikkat çekilmesi gereken hususlar da var. Birazdan aktaracağım onları. Ama şimdi manşetler zamanı. Eğer hazırsanız hangi gazetelerde hangi haberler var onları bir görelim. Bu arada Gizem, rica edeyim, Facebook yayınımızda bir aksama mı var, ona bir bakalım. Çünkü bazı izleyicilerimiz bana mesaj atmışlar ve yayının gittiğini söylüyorlar, ona da bir bakalım. Kıbrıs gazetesindeyiz şimdi. Kıbrıs gazetesi şiddetli fırtınayı taşımış sür manşetine. Şiddetli fırtına ağaçları devirdi, uçuşları engelledi diyor. Ülkemizde etkili olan şiddetli fırtına yine zarara neden oldu. Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde ağaçlar devrildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Fırtına uçuşları da engelledi. Dün akşam Ercan Havalimanı'na birçok uçak iniş yapamadı. Bu arada Meteoroloji Dairesi bugün yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşlara, yetkililerin yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı tedbirli vatandaşlarla yetkililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde çağrı yaptığı da belirtiliyor. Manşette hayat durdu denmiş Kıbrıs gazetesinde. Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen, panik ve korkuya neden olan koronavirüsle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alınan tedbirler arttırıldı. 1. Tüm okullar 22 Mart'a kadar kapalı kalacak. 3 Nisan'a kadar tüm okullardaki sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler askıya alındı. 2. Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart'a kadar kapatıldı. Metehan, Ledra Palas, Beyarmudu kapıları şu an açık deniliyor. Ülkeye İtalya, İran, Irak, Çin ve Güney Kore'den sonra Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn'den gelecek yolcuların ve bu ülke vatandaşlarının tüm kara, deniz ve hava giriş kapılarından girişi yasaklandı. Bu ülkelerden ülkemize gelecek olan vatandaşlarımızla muhacirat izinlilerse girişleri ertesinde 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacak diyor Kıbrıs gazetesi. Sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi kitle toplantıları, ayrıca tüm spor müsabakaları da 22 Mart tarihine kadar iptal edilmiş durumda. Onun da anımsatmasını yapalım. Tüm müze ve öğren yerleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olacak. Yabancıların yeni çalışma ön izin almaları 22 Mart'a kadar durduruldu. Maske, eldiven, tıbbi malzemeler biliyorsunuz. Alkoller, alkollü içecekler hariç denetimli mal olarak ilan edildi. Piyasada fahiş fiyat veya stoklama yoluna gideceklere karşı somut tedbir ve ceza uygulaması gelmiş durumda. Geçici bir süre için askerlerin çarşı izinlerinin askıya alındığı da hatırlatılıyor. Bugüne taşınmış durumdaydı. Kıbrıs gazetesinde vaka sayısı artıyor denmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs taşıyan insan sayısı 2'ye, Güney Kıbrıs'ta ise 10'a yükseldi deniliyor. Vaka sayısı adada toplam 12 diyerek görmüş. Şüpheli görülen hastalar tetkik için hastaneye kaldırıldı. Rum Sağlık Bakanlığı güneyde yeni 3 vaka görüldüğünü, koronavirüs vaka sayısının 10'a yükseldiğini açıkladılar denilerek ada genelindeki durumda aktarılmış durumda. Başbakan Ersin Tatar'ın dün katıldığı programda yaptığı açıklamalar çerçevesinde Almanya karantinadaki vatandaşlarını istemedi başlığı atılmış. Başbakan Tatar, Almanya'nın ülkemizdeki karantina altında tutulan Alman vatandaşlarını 14. günün sonunda ülkelerine alacağını belirtti şeklinde yansıyor. O da gazeteye ön sayfadan. Çiğdem Cücen yazmış. Bu arada bu fırtına haberini es geçmeden, yani Kıbrıs gazetesini geçmeden onu da aktaralım. Günaydın demiş. Hamitköy Ali Bey sokaktaki ağacın dallarının elektrik tellerine değmesiyle tehlike oluyor. Fırtınanın da etkisiyle tehlikeli. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen acil olarak gelsinler. Lütfen belediyeyi de arayın lütfen.
Saat kaç? Saat 8.01. Belediyeyi de hemen arayın lütfen Çiğdem Hanım. Biz de buradan yapalım çağrıyı gerekli yerlere. Fakat siz yine de bir arayın. Biz buradan çağrıyı iletmiş olabiliriz ama Hamitköy, bir kez daha söylüyorum, Ali Bey sokakta ağaç dallarının elektrik tellerine değmesini, tehlike yarattığını söylüyorsunuz. Lütfen yetkililere de bu konuda bilgi veriniz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Fırsatçıları alo 171 hattına ihbar edin. Bakanlıktan çağrı bu yönde gelmiş. Havadis, durum ciddi, tedbirler sertleşiyor demiş Kudret Özersay. Akıncı ve Tatar arasındaysa o çatırdamaları koymuş. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Başkanlığında COVID-19'a karşı ek tedbirler gündemiyle dün olağanüstü toplandı. Yeni kararlar üretti deniliyor. O kararlar az önce Kıbrıs Gazetesi'nden aktarmıştım. Bugüne taşınmış, bu kez Havadis Gazetesi'nde karantina değil zulüm başlığı dağıtılmış. 99 otel müşterisi ve 20 personeliyle karantinaya alınan Mausa'daki Portview Otel'de adeta dram yaşanıyor. Kendisi de karantinada olan otel müdürü Ali Erdur'a günlerdir hiçbir yetkilinin uğramadığını söyleyerek otelde yaşananları anlatmış Havadis'e. Bize uğrayan bir Allah'ın kulu yok. Ne doktor, ne sağlıkçı, ne de ilaçlama ekibi geldi. Yaşı ilerlemiş tansiyon ve şeker hastası müşteriler var. İlaçları bitti. İlacı bittiği için bir kişiye bir şey olursa sorumlusu kim olacak? Bakın, bu iddialar çok ciddi. Bir otel karantinaya alınıyor. Daha doğrusu Salamis Otel'de de, karantina altında olan Salamis Otel'de de misafirlerin arka kapıdan piknik alanlarına da gittikleri, serbestçe girip çıktıkları da görüldü örneğin. Şimdi karantina diyorsak eğer, bu karantina tanımını bir netleştirelim. Nasıl bir karantinadır bu? Biz bu insanları oraya koyduk, aramayız, sormayız, ne halleri varsa görsün müdür bu Havadis Gazetesi'nin manşetinde olduğu gibi, bu iddialar doğruysa eğer bu mudur? Ya da tam tersi, karantina var diyoruz, ön kapıyı tuttuk ama arkadan girişler çıkışlar olabilir, ilgilenmiyoruz, bilmiyoruz mudur? Dün Kudret Özersay bu konudaki soruya Bakanlar Kurulu'nun arasında kendisine sorulması üzerine yanıt verdi ve tüm bu kendilerine gelen şikayetleri ya da ihbarları da değerlendirdiklerini söyledi hiç kuşkusuz. Fakat bununla birlikte işte bu Havadis Gazetesi'nin de bugün yansıttığı tam bir kaos ara başlığıyla gördüğü nokta oldukça önemli ve üzerinde durulması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan bir telefon açılarak karantinadasınız dendiğini, ne yapacakları konusunda hiçbir bilgi verilmediğini ileri süren Erdur'a, ilk günden beri kendi çabalarımızla ayaktayız, 119 kişi kapalı bekliyoruz. Burada tam bir kaos var demiş. Bakanlıktan çamaşır suyuyla yerleri ve kapı kollarını silin dediler. Herhangi bir ekip gelip de farklı bir ilaçlama da yapmadı. İlaç talebiniz var mı, bir şey ister misiniz diyen, karantina kurallarını anlatan da olmadı. Rutin temizliğimizi yapıyoruz demiş. Bakın, karantina kurallarını anlatan olmadı diyor. Böyle kurallar var mı peki? Asıl sormamız gereken bu. Biz hastane yangınında da aynı şeyleri konuşmadık mı? Herhangi bir konu, daha doğrusu bu tarz olağan dışı konularda izlememiz gereken protokol nedir? Örneğin Japonya'da deprem olduğunda çoluk çocuk en küçüğünden en yaşlısına ne yapılacağını bilir. Oteller, büyük yerler hızlıca boşaltılır, terk edilir ve bu birbirini ezen insanlar görüntüsüyle değil, oldukça birbirine saygılı ezen insanlar görüntüsüyle değil, oldukça birbirine saygılı, kimin ne yapacağı bilindiği için hemen amir pozisyonunda olan kişilerin öne çıktığı bir vaziyette halledilir. Bizde bir hastane yandı. Uygulanması gereken bir protokolü bırakın, kimi tuttuysa onu dışarı çıkardı. Ve bu oldukça refleksif bir hareketti. Takdir ettik böyle canhıraş bir şekilde bu yapıldığı için. Ama ya istenmeyen sonuçları olsaydı bu uygulayamadığımız protokol kurallarının, çizemediğimiz yol haritalarının? Burada da aynı konu var. Bir karantina varsa eğer, bunun kuralları nedir? Karantinada olan insanlara
sağlık anlamında örneğin testler uygulanıyor mu, hangi sıklıkla uygulanıyor? Ama buradan anlıyoruz ki karantinadasınız dendi ve olay bitti. Şimdi eğer karantinadalarsa ve örneğin bir kişi orada hastaysa ve bugüne kadar hiç kimse uğramadıysa bu yayılmayacak mı? Bu da bir soru işareti. Bakın otelde kaç kişi varmış? 99 müşteri, 20 de personel. Yani rakam da 119, öyle az buz değil. Ya bir hastalık durumu söz konusu ise, öyle değil mi? Şimdi bunları da konuşalım. Dolayısıyla iddialar çok cevaplanmaya muhtaç ve oldukça ciddi. Bir protokol kuralı dahi bize aktarılmadı. Kendi çabamızla ayakta duruyoruz. Çamaşır suyuyla silin yerleri, kapıları dediler, bitti diyor otelin sahibi. Personelimizden bazıları çalışamayacak duruma geldi. Temiz çamaşırları dahi kalmadı. Belirsizlik yüzünden psikolojik sıkıntı yaşıyor, ağlıyorlar. Personel çalışamazsa temizlik yapılmaz, yemekler hazırlanamaz. İşte buyurun. Şimdi bu karantina hali, 14 gün kuralı diyoruz ya, hep çok önemli. 14 gün uygulanıyor. Şimdi 14 günün daha bir haftası geçmeden bu durumdaysa insanlar ne olacak peki? Oldukça önemli. Toplam vaka sayısının ada genelinde 12 olduğuna yönelik bilgiyi de paylaşmış bugün Havadis Gazetesi. Şimdi tam mandıra olduk diyor. Afrika ve Rum tarafından sonra Türk tarafı da kapı kapatmaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akyar ve Yeşilırmak kapılarını 2. emre kadar kapattı. Böylelikle 9 kapıdan 6'sı kapanmış oldu ve yalnız 3 kapı açık kaldı. Açık kalan kapılar Metehan, Ledra, Palas, Beyarmudu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrıca 23 ülkeye tüm kapılarını kapattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kapatılan ülkeler İtalya, Irak, Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Eğer ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve bu ülkelere gittiyseniz ve geri dönecekseniz, döndünüz örneğin, kendi evinizde kendinizi karantinaya almanız isteniyor sizden. 14 gün boyunca bu şartla girebiliyorsunuz. Eğer başka bir ülkenin vatandaşıysanız hayır, giremiyorsunuz. Onun altını çizelim bir kez daha, kafa karışıklığı olmasın. Tüm okulların 22 Mart'a kadar tatil olduğundan bahsediliyor. 3 Nisan'a kadar tüm okullardaki sportif, kültürel, sosyal aktivitelerin ertelendiğinden bahsediliyor. Akıncı ile Tatar el sıkışmadı. Artık hiçbirimiz el sıkışmıyoruz biliyorsunuz. Onlar böyle yapmışlar toplantıya girerken ve el sıkışmak yerine artık temas yok. Biliyorsunuz ayaklarla tokalaşma vardı. Şu şekilde tokalaşılıyor. Ama dokunmuyoruz birbirimize. Bu Akdeniz toplumları için ne kadar zor, farkında mısınız? Yani örneğin bir Avrupa'da, Amerika'da o kadar değil ama Akdeniz toplumlarında, hani Avrupa'nın da bir kısmında diyeyim, yine Akdeniz ülkeleri için konuşuyorum. Tokalaşmadan, öpüşmeden, sarılmadan falan iletişim kurmak, bedenimizle çok iletişim kuruyoruz çünkü. O nedenle bizim için birazcık zor ama bu süreçte yapmıyoruz bunu, hatırlatalım bir kez daha. Akıncı'nın başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında bir araya gelen Akıncı ile Tatar virüs nedeniyle el sıkışmadı. Bunun yerine ellerini göğüslerine götürerek selamlaşmaları dikkat çekti. Ben ayrıldıktan sonra karar alındı diyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kapılar konusundaki açıklamasıyla Afrika gazetesinde bu kez. Yeni düzen, olağanüstü günler demiş bugün ve ön sayfasında hem dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları hem de son durumu aktarmış. Güneyde 10, kuzeyde 2, toplam 12 kişi Kıbrıs'ta koronavirüs vakası. Hükümet koronavirüsü, yani COVID-19 riskine karşı radikal bir dizi karar aldı. Okullar 22 Mart'a kadar kapatıldı. Spor müsabakaları, etkinlikler iptal edildi birçok ülkeden. Yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. 2 barikattan daha geçişler durduruldu denilerek aktarılıyor son durum Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasında. Bakanlar Kurulu'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı, Yeşilırmak ve Akyar'ın kapatılma kararını açıklamadan öğrendim diyor. Bugüne taşınmış durumda. Şimdi 2 kapı daha kapandı, 3 kapı açık, evet, ama geçişler de azalıyor çünkü insanlar
Yani nasıl ki örneğin dün bir kıyafet mağazasına gittim. Sponsoruma Derya'ya kıyafetlerimi onlar giydiriyorlar beni. İncin top oynuyor. İncin top oynuyor ve insanlar o kadar şaşkın ki her gün onlarca insanın girdiği, zaman zaman tezgahtarların yetişemediği bir dükkan. Hiç kimse yok. Bomboş. Yani sadece sınır kapıları da değil. Zannederim marketler ve eczaneler en çok rağbet edilen yerler. Onun haricinde pek çok noktada hayat durdu diyebiliriz. 9 Mart'ta 3800'müş Metehan'da geçiş sayısı, 10 Mart'ta 2900'e, 11 Mart'ta 2200'e düşmüş. Ali Tiyah gazetesinden bu verileri aktardığını söylüyor Yeni Düzen gazetesi. Ancak çok ciddi bir düşüş var. Bakın bunlar sadece Mart, yani Ocak'la eğer karşılaştırılmış olsa rakamlar çok daha dramatik bir düşüş göreceğiz. Çünkü 9 Mart'ta artık korku birazcık daha ortaya çıkmıştı. Eğer Ocak'la Şubat'ın başıyla kıyaslasaydık çok daha dramatik bir düşüş görecektik bu rakamlarda. 11 Mart itibariyle geçişlerdeki rakam 2200 denilmiş. Uçak var, yolcu yok. Yolcu sayısında 3 günde %65 düşüş olduğu da belirtiliyor. Bugüne yansımış Ercan'da Sivil Havacılık ve TNT Airport'tan Yeni Düzen'e verilen bilgiler paylaşılmış gazetenin ön sayfasında. Kapıları arkamdan kapattılar şeklinde görüyor. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kendisinin başkanlık ettiği bölümde kapıların kapatılmasıyla alakalı karar alınmadığı yönünde yaptığı açıklamayı ciddi tehdide, ciddi tedbirler diyerek görülüyor Kıbrıs Postası'nda. Bugün manşette Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar aktarılmış. Akyer ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart'a kadar kapalı. İngiltere dahil 23 ülke vatandaşının ülkeye girişi yasaklandı. Yasaklı ülkelerden gelecek vatandaşlar ve muhacirat izinliler 14 gün gözetim altında kalacak. Yani evlerinde, bu da yanlış anlaşılmasın, yani bir karantina ortamına sizi alıp da orada tutmayacak kimse. Herkes kendi evinde. Ama bu çiğnenebilir bir kural diyorsanız ya da çıkabilir, kim nasıl fark edecek diyorsanız, işte o konuda, her konuda dediğimiz gibi denetim çok önemli olacak. Yani karantinada kal deyip bırakırsak, örneğin sen karantinadasın deyip çekilmişiz iddialara göre otelden, kimse uğramadı diyor otelin sahibi. Böyle olursa işte nasıl bir karantinadan bahsediyoruz? İnsanların kendi inisiyatifine kalmış o zaman, bıçak kemiğe dayanınca çıkabilir. Oysa ki biz hastalığın yayılmaması için bu önlemleri alıyorsak, işi de çok sıkı tutup denetimleri bu noktada da arttırmamız gerekiyor. Şimdi az önce de söyledim, pek çok öğrenci Türkiye'ye gidiyor okullar tatil olduğu için, aileler endişeli, gelin diyorlar evlatlarına, onlar da gidiyor. Peki onlar işte Türkiye'ye gidiyorlar, tamam, ama bir, Türkiye'de de koronavirüs görüldü. Bir olarak açıklandı rakam, kimileri için bu inandırıcı değil ama resmi rakamlara inanmak durumundayız şu an. Ama havaalanları uluslararası noktasındayız biliyorsunuz, havaalanlarında uluslararası uçuşlara olan insanlarla, yolcularla haşır neşiriz. Dolayısıyla öğrencilerin buraya gelmesi hali de başka bir risk teşkil eder mi etmez mi, o da ayrı bir konu. Yani temkinli olmak lazım. İngiltere ve diğer ülkelerden gelenleri karantinaya, evde karantinada olacaksınız dedikten sonra denetlemek lazım. İnsanların inisiyatifine eğer biz bu işi bırakırsak birazcık çuvallarız gibi geliyor bana. Salgın hastalıklar yasası yeni çıkartılmıştı. Buna tabi olacaklar ve uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem yapılacak dedi Kudret Özersay, ama uymadıklarının tespiti için yine denetim gerekiyor. Her konuda olduğu gibi denetim, yaptırım diyoruz. Yani yüksek fiyat, denetleyin, yaptırım uygulayın. Karantina noktasında bir kaçak mı var? Denetleyin, yaptırım uygulayın. Karar almak evet, ancak alınan o kararların uygulanması noktasında da denetler pozisyonda olmak gerekiyor. Hiç kuşkusuz bugüne taşınmış durumda. Kıbrıs Postası'nın ön sayfasındaydı alınan kararlar. Bakanlar Kurulu UBP-HP koalisyon hükümeti döneminde ilk kez Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü toplandı denilmiş. Koronavirüs salgınına karşı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan çağrıya uygun olarak acil ve agresif tedbirler
alındığı deniliyor bugüne taşınan haberde. Kendinizi koruyun, başkalarını düşünün, akıllı olun. Tabipler Birliği'nin çağrısı 22 Mart'a kadar mahkemeye çıkmayın. Barolar Birliği'nden avukatlara çağrı bugüne taşınanlar arasında. Durum vahim. 2 hafta önce yanan devlet hastanesinde kardiyolojinin devreye girmesi için milyonlarca dolar gerekiyor denmiş. Yangın sonrası bu fotoğraf karesi ameliyathaneden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündemin ilk sırasına koronavirüs yerleşirken 2 hafta önce yanan devlet hastanesi kalp bölümünün hala devreye girmediği öğrenildi. Gazete muhabirinin elde ettiği bilgilere göre yangın sonrasında başlayan genel temizlik işlerinin bir kısmı tamamlanırken zarar gören cihazların yenileri getirilemedi. 26 kişiye özel hastanede anjiyo yapılmış, bu süreç zarfında o da aktarılıyor. 2 haftalık sürede koronavirüs meselesi yüzünden ihtiyaç duyulan aletlerin ne zaman geleceğinin bilinmediğini belirtmiş, kalp damar cerrahi servisinde çalışmaların devam ettiğini belirten başhekim yardımcısı Hasan Birtan'ın açıklamaları bunlar. Reddedince deliye döndü. Bakın, gündem çok hızlı değişiyor diye defaatle söylüyoruz ya, hastane yangını, kadın cinayeti, Elif Lord, onunla ilgili dava bir taraftan devam ediyor ama çok hızlı gelişiyor olaylar, çok hızlı değişiyor gündem. Bakın şimdi fırtına, dün gece o kadar şiddetli bir fırtınaydı ki acaba bir şey oldu mu, sürekli bir gürültü pasırtı, bu kez fırtınaydı gündemimiz. O yüzden diyorum, çevremdeki pek çok insanda kaygı bozukluğu da baş göstermiş durumda, aman dikkat. Elif Lord cinayeti, biliyorsunuz, bağıra bağıra yardım isteye isteye Elif Lord öldürüldü. O esnada camlarda sesi duyanlar müdahale etmedi. Kimisi elinde kamera olayı görüntüledi. Ancak bir kadının hayatından alınması, kopartılmasının önüne kimse geçmedi. Elif Lord'u bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik'in olaydan bir saat önce ona çiçek gönderdiği öğrenildi. Reddedilince deliye döndü deniliyor. Böyle bir sevgi olabilir mi? Bunun adı sevgi olamaz. Bu çok başka bir şey ama sorsanız çok seviyordu. Onu incitmek istemedi. Öyle dedi ya, hiç incitmek istemedim. 11 kez bıçakladı kadını. Yeni bakış, kafalar karışık diyor. Bakanlar Kurulu'nun yeni koronavirüsle ilgili aldığı tedbirleri açıklaması üzerine özel sektör çalışanlarının yine ikinci planda tutulması tepkiye neden oldu. Yalan mı? Az sonra bir şey anlatacağım size gerçekten. Okulların 22 Mart'a kadar kapalı olması üzerine devlet dairelerinin boşaldığı gözlemlenirken özelde çalışan aileler izin alamadıkları gerekçesiyle çocuklarına bakıcı bulmakta zorluk çekiyor. Bu arada bankalar, oteller, gazinolar, barlar, gece kulüpleri, vatandaşların ödeme yapmak için yoğun olarak kullandıkları belediye binaları, araç kayıt dairesi, elektrik kurumu gibi yerler için de karar üretilmedi. Hükümetin aldığı önlemler olumlu olsa da birçok açıdan değerlendirildiğinde eksik görünüyor. Hadi buyurun. Doğru değil mi? Buraları ne yapacağız? Kasinolar, gece kulüpleri, zaten bir ayıbımız, zaten bir ayıbımız. Burada da herhangi bir bu konuyla alakalı karar alınmadı, üretilmedi. Özel sektör çalışanları için çok doğru konu. Çünkü örneğin çok farklı alanlardan insanlarla dün konuşma fırsatım oldu. Örneğin bir tanesi piyano öğretmeni. Bir yerde, bir marka altında piyano dersleri veriyor. Ama okullar kapalı, aileler de, devlette olanlar bu süreyi izinli geçirip en azından çocuklarına evde bakmayı tercih ediyorlar. İzin almayanlar, işte diğer aile fertleri bakıyor falan. Evde yani insanlar daha çok kalmayı tercih ediyor. Dersler iptal. Şimdi maaşımı alamayacağım ben diyor. Ev kiramı oradan ödüyordum, ne yapacağım? Şimdi çok küçük bir sorun gibi ama bu pek çok şekilde altı dolabilir. İş azlığı nedeniyle personel çıkartmayı gündemine alan firmalar var. Ya da personeline ücretsiz izin vermeyi düşünen firmalar var. Öyle hızlı gelişiyor ki hadiseler, planlanabilir bir şey değil bu. Elbette önce sağlık ama insanların da döndürmesi gereken bir çark var.
Dolayısıyla bunun sübvanse edilmesi için kaynak olmadığına göre ne olacak özel sektörün hali? Ya da okullar kapatıldı örneğin, dün yine aynı şekilde özel eğitim veren bir okulda öğretmen olan bir kişiyle görüştüm. Orada açık olması durumu olduğu, açık olabileceği belirtiliyor. Ben ne yapacağım? Yani şimdi maaş gitmesi gerektiği söyleniyor ama gitmek istemiyor, korkuyor. Ama gitmezse ne olur falan, yani pek çok anomaliyi de beraberinde getiriyor bu durum. Kamu için tamam yapmıyorum dersiniz olabilir. Ama yine örneğin araç kayıt ki çok kalabalıktır. Kıptek yine çok kalabalıktır. Refkoşa için konuşuyorum. Elektrik kurumu, fatura ödeme bölümü. Böyle kalabalıkların bir arada olduğu yerler için de tedbir alınmadı. Hayat dursun mu? Hayır, durmasın. Fakat birazcık daha bu işleri işte... En baştan söylediğimiz, her zaman söylediğimiz online'a kaydırma durumu yaygınlaşmış olsa birazcık daha o yoğunluklar alınabilirdi. Yabancı öğrenciler ülkelerine dönüyor denmiş. Okulların kapalı olması nedeniyle birçok öğrenci biletlerini keserek ülkelerine dönüyor. Ercan Havaalanı'na öğrenci taşıyan otobüs şirketleri son 2 günde 600'e yakın yolcu taşıdı denmiş. Devlet tüketiciler için karar üretmeli. Ülkede koronavirüs vakası görülmeden önce yüzlerce aile özel okullara, dershanelere, kreşlere ödeme yaptı. 22 Mart'a kadar tüm okulların kapalı olması üzerine gazeteye ulaşan bazı veliler bu tedbirleri olumlu bulmakla birlikte yapmış oldukları ödemelerin karşılığını alamayacak olmalarından dolayı mağduriyetlerinin nasıl giderileceğini açıklıyor. Ya, akademik takvim uzar. Yani bu bence sorunlarımız içerisinde en basit çözülebilecek olanı. Akademik takvim uzar, telafi dersleri yapılır, bu şekilde halledilir ama iş ki yani bunun salgın haline gelmemesi için alınan önlemler yeterli olsun ve bunları konuşuyor olalım. Bence en hızlı çözüm üretilebilecek konu başlıklarından bir tanesi. Hükümetin aldığı ek tedbirlerden de bugün bahsetmişti. Gazete ön sayfasına taşıdığı haberler arasında. 8.23 yaptık saati. Tabletimle bağlantım bir an için gitti. Tekrar getirebilecek miyim? Şöyle bir zaman kazanayım. Evet, getirmeyi başardım. Hızlıca kaldığımız yerden devam edelim. Havadis gazetesinden istiyorum. Başarabilecek miyim? Başaramayacağım gibi görünüyor. Şimdi zannederim Gizem az önceki problemde oydu. Bir internet problemi var. Acaba fırtınayla alakalı olabilir mi? Çünkü tabletim şu an internete giremiyor. Ben de 3G üzerinden bağlıyım. Dolayısıyla bence bu işte bir internet problemi var. Çünkü ekranım bağlı. Sosyal medya ile devam edeyim istiyorum. Sen bir oradan kontrol et, bana bilgi ver lütfen. Sosyal medya ile o halde biz devam edelim. Gazetelere internet gelirse eğer devam edeceğiz. Zannederim fırtına kaynaklıdır. Konuşamadım bir an. Zannederim fırtına kaynaklıdır. Şimdi bu hani pozitif çıktıydı çıkmadıydı. İlk testte niye pozitif çıkmadı madem tartışmaları dün çok yapıldı ya. Jale Refik Rogers bir paylaşımda bulundu. Şöyle net görmeniz için. Sağlık çalışanları çok zor şartlarda çok işler başarıyor bu ülkede. Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi genetik laboratuvarı teknik donanım açısından güçlü bir laboratuvar. O laboratuvarda çalışan meslektaşlarım koronavirüs testlerini ilk örneğin gelmeye başladığı günden beridir. Günün hangi saati olduğuna bakmadan özveriyle çalışıp en kısa zamanda sonuç veriyor. Bugün ülkemizde ilk pozitif teşhisi alan Alman kadından sonra eşinin de pozitif olduğu sonucunu aldık. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kişiler bu kişinin pazartesi günü testinin neden negatif olduğunu sorguluyor. Çok teknik olacak ama şuna açıklık getirmek isterim. Koronavirüs vakaları diğer viral enfeksiyonlarla benzer şekilde vücutta yeterli viral yük birikmeden moleküler teste pozitiflik göstermezler. Bu beyefendide de ateş bulgusuyla alınan örnek pozitif çıkmıştır. Herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği pazartesi günü negatif çıkmıştır. Bu süreçte hastanede karantina altında tutulmuştur. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Biyolojinin gereğidir. Bırakalım herkes kendi mesleğini yapsın.
Bu süreçte en çok altını çizdiğimiz noktaların başında da bu geliyordu. Her kafadan bir ses çıkıyor olması hali, doğrulanmamış bilgilerin doğru gibi kabul edilip insanları daha da fazla paniğe sürükledi. Bunu yaşayarak öğrendik, gözlemledik. Öyle olmaması için diretiyoruz doğrusu. Dolayısıyla sosyal medyada işte bu doğrulanmamış bilgilere çok fazla kulak asmayın. Çiğdem Cücen az önce demişti ki Hamitköy'de dallar elektrik tellerine değiyor. Çok ciddi tehlike var demişti. Belediyede telefonlara cevap veren yok. O yüzden buradan söylüyorum demişti. Peki Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri içerisinden duyan varsa bizi ve Çiğdem Cücen hala ulaşamadıysa eğer onlara Hamitköy Ali Bey sokaktaki ağaçlardan bahsediyor. Orada elektrik tellerine değiyor ağaçlar ve tehlike yaratıyor diyor. Çiğdem Hanım'ın sesini duyan bir belediye çalışanı var ise eğer ilgili birimlere aktarabilirse çok seviniriz efendim. Telefon yiyen ulaşamadığını söylediği için duyuruyorum. Belki de şimdi ulaşmıştır, ben mesajı geç görmüşümdür. Şimdi bir taraftan fırtınadan bahsediyoruz. Bir taraftan koronavirüsünden bahsediyoruz. En güzel dönemi değil sanki hayatımızın ama atlatacağız. Önlemleri gününde zamanında alarak ve bunlara uyarak atlatacağız. Şimdi sosyal medya paylaşımlarında benim de katıldığım konulardan biri olduğu için ve bu yönde gelen çağrılar olduğu için aktarmak isterim. Şimdi adayız biz neticede. Bölünmüş bir ada. Siyasi nedenleri konuşulabilir, tartışılabilir. O kısmına hiç girmeyeceğim. Ama netice itibariyle burası bir ada. Küçük de bir ada. Siyaseti bir tarafa bırakacak olursak eğer adada görülen vakaların halen 3 kapının açık olduğunu da hesaba katarsak sayılarının artacak olması durumunda ortak bir çalışma yürütmesi gerekliliğinin elzem olduğunu düşünenlerdenim ben de. Ortak sağlık komiteleri var, komitesi var evet ama daha ne bileyim işte belki ilgili bakanlarına birbirini tanıması gerekmiyor. Yani ara bölgede ne bileyim bir araya gelebilir yetkililer, tabipler, sivil toplum örgütleri, bakanlar falan ve ortak mücadele için yapılabilecek olanlar vardır belki. Dezavantajlı olunan noktalarda destek atılabilir belki. Benim beynim düşünmek ister. Politikayı bir tarafa bırakırsak, siyaseti bir tarafa bırakırsak eğer bir adayız netice itibariyle. Kapıları tamamen kapatalım o zaman diye diyenler var. Peki ama günlük hayat nasıl akacak? Yani yılların 10 yılı aşkın sürenin getirdiği günlük pratikler var. Bunlar olmadan yaşanabilir mi? İşte süresi de belli değil koronavirüsle mücadele noktasında. Yani kapıların kapatılması bir çözüm müdür? O ayrı bir tartışma ama bence değildir şu aşamada. Neticede ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Hamit Caner de onu söylemiş. Virüse karşı mücadeleyi güney ve kuzey birlikte üstlenirsek kesinlikle daha başarılı oluruz. Böylesine hassas ve doğrudan insana dokunan bir konuda işbirliği üretemeyeceksek diğer birlikteliklerin anlamı ne diye sormuş. Önemli bir soru. Fiona Mullen bir ekonomist yazılarda yazıyor ve güneyde. Şöyle bir soru soruyor. Eğer bir yanlışım yoksa diyor, İngiltere'den gelenlerde bu güneydeki korona vakalarının görülmüş olmasıyla alakalı duruma dikkat çekiyor. Ve kuzeyde de ikiye çıkmadan önce rakam birken işte Almanya'dan gelen bir kişi de olduğuna dikkat çekiyor. Peki durum böyleyken diyor, tahmin edin hangi ülke ikinci kategoride olmasına rağmen hani mücadele noktasında ikinci kategoriye geçmesine rağmen bu izolasyon listesinde yok diye soruluyor ve İngiltere'ye bir anlamda tırnak içinde söyleyeyim kıyak geçirdiğini söylüyor. Bu işte güçlü olan ülkelerin de imtiyazlı hallerine de bir anlamda dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri de hatırlayacaksınız. İngiltere'yi o yasaklı ülkeler kapsamına almadı. Tüm Avrupa'yı dışında, tüm Avrupa'yı uçuşlar konusunda belli bir tarihe kadar yasakladı.
İngiltere hariç dedi. Diyeceksiniz İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı ama Brexit süreci işledi. Evet haklısınız ama tek nedenin bu olduğunu söyleyemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere oldukça önemli. İki müttefik ve çok güçlü ilişkileri var. Dolayısıyla Donald Trump'ın öyle bir karar üretemez de diyelim. Yani artık böyle çok bıçağın kemiğe dayanmış olması falan gerekiyor. Ama mevcut durum bu. O konuya da o konunun da altını çiziyordu Fiona Mullen. Ben de sizinle paylaşmak istedim bu konuyu. Şimdi şöyle hızlıca bakayım. Yine dikkat çeken bir paylaşım ve bence çok yerinde bir soru. Nesip Nalcıoğlu demiş ki bu süreçte yani ülkemizde de koronavirüs görülmeden önce tedbir alın, tedbir alın, tedbir alın diyen kişilerden bir tanesiydi. Birazcık da obsesif bulunuyordu artık sanırım kimi takipçileri tarafından. Hükümet salgın COVID-19'la mücadeleye ne kadar bütçe ayırdı? Bütçe yeniden değerlendirilip diğer kalemlerden bütçeye kaydırılacak mı? Şimdi bu kötü bir senaryo mu? Evet kötü bir senaryo. Olmasını arzu eder miyiz? Asla istemeyiz bunun bir salgın halini almasını. Ama tüm dünyada ilk başta bir vaka ardından da sayılar artabiliyor. Hızlı yayılması nedeniyle bugüne kadarki diğer salgın hastalıklardan ayrılıyor. Temkini elden bırakmayacağız. Kontrollü olacağız. Paniğe kapılmayacağız. Ama bu önlemlerin de alındığından emin olursak eğer işte o paniğe kapılmama durumu birazcık daha mümkün olabilecek. Çünkü sağlık sistemimizi de sorguluyoruz biz bu süreçte hiç kuşkusuz ve güvenmediğimiz için aslında imkanlarımızın yetersiz olduğunu düşündüğümüz için aslında bu kadar endişeye kapılıyoruz bir taraftan. Yerinde bir soru bunun için ne kadar bütçe ayrıldı sorusu dün Bakanlar Kurulu'ndan bununla ilgili bir karar çıkmamıştı hiç kuşkusuz. Şimdi Halil Hızal'ın paylaşımı bence önemli. Programın ilk bölümünde de gazetelere geçmeden önce de bahsetmiştim size. Hiçbir hastalık döneminde bu kadar çok ünlü ismin, bu kadar çok bilindik ismin devlet başkanlarının, bakanların bir hastalığa yakalandığını duymadık. En son onlara ulaşır gibi bir hissiyatımız vardır. Çünkü onlar imtiyazlılardır, zenginlerdir. Sınıfsal olarak da böyle hastalıklara yakalanma riski anlamında. Örneğin toplu taşıma araçlarını kullanmazlar. Bir metroda, bir otobüste, bir dolmuşta şunu uzatır mısın demezler, tutunmazlar o demirlere, omuz omuza gitmezler. Yani kalabalıklara girmezler. Ne bileyim özel araçları vardır, helikopterleri, özel uçakları falan vardır. Dolayısıyla bu insanların bir salgın hastalıktan etkilenebilecek son kesim olduğunu düşünürdük hep. Ama şimdi duyuyoruz ki Kanada Başbakanı'nın eşi, Brezilya Devlet Başkanı karantinada. Tom Hanks'le eşine bulaşmış durumda. Premier Lig'den Arsenal'in teknik direktörü, kimi futbolcular şüpheli karantinada, kimileri pozitif çıkıyor falan gibi bir durum var. Bakın Halil Hızal diyor ki, TDP Genel Sekreteri ama hekimliğine de çok güvendiğim bir isim. Sınırlı sayıda vakanın olduğu açıklanan ülkelerde bu kadar çok ünlü kişinin ve politikacının virüs bulaşmış olması normal değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk 1000 içinde Tom Hanks, senatörler, NBA oyuncuları var. Tom Hanks Avustralya'daydı film çekimi için yanlış olmasın ama evet Amerikalı. İngiltere'de 300 içinde bakan, Leicester City oyuncuları normal bir dağılımda beklenmeyecek bir durum. Belli ki zengin ve güçlüler ilk belirtide test ediliyor. Bakın bizi ilgilendiren kısmı bu. Halk virüse yakalanmış olsa bile teste ulaşamıyor. O nedenle açıklanan rakamlara inanmayın, ülke için endişeliyim, daha fazla önlem alın, zaman geçiyor diyor. Yani yine başa döneceğim. Salamis otelde karantinada tutulan kişilerin kaçına test yapıldı. Diğer oteldeki bugün Havadis gazetesinde karantina koşullarının neler olduğunun kendilerine deklare edilmediğini söylüyorlar. Çok ciddi iddiaları var, umarım araştırılır çünkü hepsi cevaba muhtaç. Karantina koşullarından dahi bahsetmiyorsak o insanların kaçına test yapıldı? Test yapılmadıysa o insanları karantinada tutuyor olmak, ayrı odalarda kalıyorlar dense de Salamis'te insanların otelden çıktığını, tekrar girdiğini, ormanlık alanda dolandığını falan gördük videolarda.
Dolayısıyla tüm bu konular çok çok önemli, hiç kuşkusuz. Ve bunları programın az sonraki bölümünde konuşacağız. Yani kriz yönetimi, iş güvenliği, böyle bir ortamda COVID-19 tehdidiyle örneğin çalışmak durumunda olanlar nelere dikkat etmeli? Bir kriz yönetimi planımız var mı? Müride Çelika hem Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, aynı zamanda da bu konular üzerinde uzman bir isim. Onunla bu kriz halinde çalışmayı, kriz yönetimimizi konuşacağız. Protokollerimizin olması için neler yapılması lazım, bunları konuşacağız. Bence seyredin. Birazdan yayında olacağız. Şu bölümü bitirdikten hemen sonra ben. Şimdi bir de bakın, Şerif Turgut bir retweet yaptı. Şerif Turgut kim biliyor musunuz? Bosna Hersek Savaşı döneminde, belki ismi size tanıdık geliyordur da nereden tanıdığınızı hatırlamıyorsunuzdur. Bosna Hersek Savaşı sırasında o savaşı takip eden kadın gazeteciydi, savaş muhabiriydi. Ondan alıyorduk bilgileri. Hatırlayanlarınız olacaktır. Yakın tarihimizin, geçmişimizin en kanlı dönemlerinden bir tanesiydi. Dünyanın utandığı dönemlerden bir tanesiydi. Srebrenica katliamını falan hatırlarsanız eğer, işte tüm o bilgileri Şerif Turgut'tan alıyorduk o dönem. Savaş muhabiriydi. Şöyle bir paylaşımda bulundu. Bence önemli. Az önce Halil Hızal'ın yapmış olduğu paylaşıma istinaden aktarıyorum. Niye çok sayıda ünlüye koronavirüs bulaştığı sorusunun cevabını vermiş. Cevaba az sonra geleceğim ama Andy Slavitt kim biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlıkta reformist Obama hükümetinin bu healthcare politikalarını üreten ekibin önemli bir mensubuydu. Şimdi Trump o dönemde çok karşıydı buna. Yani her insanın sağlık anlamındaki talebini karşılamayı hedefliyordu. Ama Trump buna karşıydı, gelir gelmez de zaten allem gallem oldu ortalık Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık alanında. Şimdi bu Obama dönemindeki Medicare, eski tıbbi bakım sorumlusu diye çevirebiliriz. Yanlışım varsa lütfen hızlı çeviriye bağlayın. Neyse, onun yaptığı paylaşımı işte Şerif Turgut paylaştı. Bakın ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri için Halil Hızal da kurduyor o teoriyi. Neden zenginlerde, elitlerde bu rakam, COVID-19'un tespit edilmesi durumu ilk kez bu kadar? Aa, onda da mı varmış? Aa, bunda da mı varmış dediğimiz noktaya getirdi bizi. Çünkü diyor, Obama hükümetinin bu eski sağlık çısı diyeyim. Neden ünlü insanlarda COVID-19 tespit ediliyor? Çünkü sadece onlar için, yani ünlü insanlar için yeterli testimiz var. Bakın Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi diyebilirsiniz ki aman muhalif de böyle diyor. Aman işte Obama döneminin ismiymiş, eskiden o görevdeymiş de o yüzden bunu diyor. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'den bahsediyoruz. Yani sağlık konusunda pek çok açmazına falan rağmen tabii ki bizden çok çok üstün. Sadece zengin insanlara uygulayabileceğimiz kadar, zengin değil ünlü diyor, sadece ünlü insanlara uygulayabileceğimiz kadar testimiz var da o yüzden ünlü insanlarda COVID-19 tespit edilebiliyor diyor. Dolayısıyla test yapılmadığı için belirlenememiş COVID-19 vakaları da vardır dünyada dedirtiyor bu bize. Ülkemiz için bunu söyleyebilir miyiz? Öyle doğrulanmamış, spekülasyon yaratacak bir yorum yapamam. Ama bu kulakta küpe olması gereken bir paylaşım olduğu için sizinle paylaşmak, size aktarmak istedim. Bence önemli. Şerif Turgut demişken onun bir paylaşımı daha vardı. Bence bu da çok önemli bakın. Korona belki diğer salgınlar kadar çok öldürmüyor ama salgın hızla yayıldığından hasta sayısı arttıkça hastanelere akın yaşanıyor ve o sırada başka hastalıkları olan, hastanelerde her gün gördüğümüz binlerce insan yani yardım alamaz hale geliyor. Acil yardım gerekenler ölüyor. Dolayısıyla işte çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önce kendimize, sonra çevremize,
bu hijyen koşullarını harfiyen yerine getirmemiz gerekiyor bir seferberlik halinde. Ve ardından da yetkililerin verdiği talimatlara uymamız gerekiyor. Evinizde kalacaksanız evinizde kalacaksınız. Okulların tatil olması demek gezme dolaşma anlamı taşımıyor. Evet, evde kalınmasını getiriyor, zorunluluğunu getiriyor beraberinde ki çok fazla temas olmasın. Hele ki şimdi hava da öyle çok sıcak değil. Kapalı mekanlarda çok kalabalıklar bir araya gelmesin. Bunları harfiyen uygulamamız gerekiyor. İşte altını biz de defaatle çizmiş olalım. Sosyal medya gündemini de bu şekilde kapatalım derken ekonomik anlamdaki kayıplar noktasındaki Naci Taşeli'nin şu paylaşımından da bahsedeyim. Borsalarda son 24 saat demiş hızlı bir çöküş var. Küresel boyutta uzmanlara göre son 80 yılın en kötüsü, hala komplo teorilerine inanan var mı diyor. Ve İtalya'dan Suudi Arabistan'a, Hong Kong'dan Avustralya'ya, Türkiye'den Fransa'ya durumdan bahsetmiş. Ve -16.6 ile Brezilya, -1.5'la Çin, Türkiye -7.2. İşte kayıplar bu yönde, Naci Taşeli'nin paylaşımıydı. Altını çizmiş olalım biz de. Saatleri 8.42 yaptık. Biz ekonomiyle kapatmış olalım borsalar anlamında. Dow Jones'un yine oldukça dramatik bir düşüşle perşembe gününü kapattığı bilgisini programın ilk bölümünde aktarmıştım size. Öyle de bir durum var diyerek belirtmiştim. Kapanışta 1987'de yaşanan kara pazartesiden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadığı bilgisini de bir kez daha aktarmış olayım. Ekonomik anlamda da bu küresel salgının etkilerini çok konuşacağız, hiç kuşkusuz demiş olayım. Paranın durumuna bu noktada bir bakalım. Türk lirasının döviz karşısındaki durumuna, fırtınadan bahsediyoruz. Havanın durumuna da bir bakalım. Ardından minicik bir ara ve konuğumla burada olacağım. Ayrılmayın lütfen. Çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Az önce de bahsettiğim gibi Müride Çelikağ olacak konuğum. Risk yönetimi, kriz yönetimi, protokollerimizin olmayışı, olması için neler yapmamız lazım? İş güvenliği, bu koşulların sağlanması için COVID-19 özelinde neler yapmamız lazım? Hepsini konuşacağız ama şimdi paranın durumu. Yeniden merhaba diyelim. Şimdi hep altını çiziyorum ve diyorum ki gündem çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişen gündemin içerisinde bazı konuları es geçiyoruz. Bazı konuları enine konuna boyuna konuşamadan hop başka bir konuya geçiyoruz. Şimdi bu sefer öyle olmasın istedim ve iki konuyu da birazcık birleştirerek. Bir hastane yangını atlattık. Biz aslında atlatamadık. Aletleri daha yerine koyamadık. Badana boyayı yaptık ama halen kalp cerrahisi servisi hizmete girebilmiş değil Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde. Ve o yangın bize şunu düşündürttü. Hayatını kaybeden insanlarımız oldu. Tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum ama herhangi bir yol haritamız olmadan, protokolümüz olmadan ucuz bile atlatıldığı düşündürttü bana o görüntülere de bakınca canhıraş bir şekilde koşturmamız. Şimdi bir COVID-19 tüm dünyayı bir taraftan çalkalıyor. Bizde de önlemler alınıyor. Kriz yönetimi konusunu konuşalım bugün. İş sağlığı güvenliğini konuşalım. Protokollerimiz bizim neden yok? Neden hangi durumlarda nasıl tepkiler vermemiz gerektiğini, nasıl yol izlememiz gerektiğini bilmiyoruz, onları konuşalım.
istiyorum bugün. O yüzden geçtiğimiz hafta biz hastane yangını konusunda bunları konuşmak üzere sözleşmiştik ama COVID-19'u da ekleyeceğiz bunun içine. Nasılsınız tamam. Müride Çelik'a? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yoğun günlerden geçiyoruz gerçekten, evet. Ve hepimizi ilgilendiren konuları konuşurken es geçtiğimiz noktalar var. Onları şimdi sizinle konuşalım. Evet. Siz iş sağlığı ve güvenliği uzmanısınız. Böyle evet. bir perspektiften baktığımızda sanki işte kurum ve kuruluşlardaki çalışmalar, o çalışanların hali durumuyla ilgili daha böyle kaba taslak bir iş yapıyormuşsunuz gibi düşünebiliriz ama bugün geldiğimiz noktada da sizinle konuşmamız gereken çok şey var. O yüzden evet. kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyorum. Koronavirüsüyle başlayalım istiyorum. Bir dizi önlemler alınıyor. Okulların tatil edilmesi gibi, diğer konular gibi. Bunların da getirdiği başka konular olabilir. Şimdi bir genel olarak nasıl görüyorsunuz bu kriz yönetimi halimizi? Evet. Oradan başlayalım ve devam edelim. İsterseniz ben daha geniş çerçeveden önce başlayayım. Çünkü bugün baktığımız alınan bir takım kararlar, gerek devlet tarafından alınan kararlar veya belli kuruluş, kurumlar tarafından alınan veya devletin aldığı kararlar üzerine onların takip ettiği olaylar var. Bu noktada totalde yapılması gerekenler var. Yani 2008 yılından beri bir iş sağlığı güvenliği yasası var bu ülkede ve bunun uygulanması gereken bir yasa. Yasa varsa uygulanması gereken bir alettir diyelim, bir olgudur. Bu yeterince bugüne kadar uygulanmamıştır çeşitli nedenlerle. 2008'de olan yasa 2011'de uzman yetiştirilmesiyle birlikte aslında hayat kazanmıştır. Çünkü sizin İSEG uzmanınız yoksa bu yasayı nasıl uygulayacaksınız? Dolayısıyla bu yasa altında da bir takım tüzükler var. Şu an 11 adet tüzük vardır. Ve bu tüzükler kanalıyla da bu yasanın uygulanması lazım. 2011'de uzman yetiştirildi. Bakanlık tarafından biz de o süreçlerin içerisinde yer aldık. 2015'te tekrar yetiştirildi. Ve şimdi onlar da bir takım farklılık kazandı. Son yapılan, son 4-5 ay içerisinde değişen tüzükler var ki bu süreçlerin içerisindeydik. Böylelikle tüm kurumların aslında bu sorumluluğu, başta devlet kurumları olmak üzere bu sorumluluğu üzerlerine alıp gereğini yapması lazım. Şimdi bu gereği yapılırsa ne olacak? İşletmelerin, kurumların, devlet kurumlarının bir İSEG yönetim sistemi olacak ve bu sistem içerisinde acil durum planlamaları olacak. Bu acil durumlar nedir? Yangın olabilir, sel olabilir, deprem olabilir, salgın hastalık olabilir. Bu salgın hastalık ülkede veya belli bir kurumda çıkıp da yayılabilir. Dolayısıyla tüm bunlar doğru yerde oturtulmuş olsa zaten her kurumun, her birimin kendi içerisinde küçük veya büyük bu tür krizleri yönetebilecek bir kapasitesi oluşacak. Yani bu da bağlanacak. Mikro ölçekte başlayacağız ve oradan evet. ülke geneline makro ölçekte. Aynen. Şimdi örneğini veririm. Siz yayına gelmeden önce de dedim ki Japonya'da örneğin yani çok şiddetli depremler olur ve o kadar kanıksanmıştır ki en küçük çocuktan en işte bulunduğu ortamın en yaş olarak daha olgun olanına göre herkes ne yapması gerektiğini bilir. Bir panik yaşanmaz. Tıkır 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 ve sonra deprem bittikten sonra da tıkır 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 herkes hayatına döner. Şimdi bu elbette bir pratikle olan bir şey ama kimin ne yapacağını biliyor olması hali, sisteme güvenmek, tabii. binalara, yapılara güvenmek depremden tabii, o da bahsederken ayrı bir yanı. Evet. Ve tüm çarkların düzgün işleyeceğine olan güvenle alakalı. Şimdi Japonya örneği deprem için konuşuyorum. Biz de mikro ölçekte hani dediniz ya bunlar olmadığı için kamu kurum kuruluşlarında orada burada ve ülke genelinde de olamıyor İSG ile alakalı çalışmalar. Bize geldiğinizde güvenmediğimiz için örneğin bu olayda salgın Doğru. hastalık riskinde sağlık sistemimize güvenmiyoruz. Yeterli olduğundan emin değiliz. Yangın oldu işte hala devreye girmedi.
gibi nedenler. Neden bu da? İşte bizim gibi kişiler zaten bunları çok rahat görüyor. Kaldı ki normal insanlar da bunları zaman zaman hissediyor, görüyor. Ama bizler bunun içerisinde eğitildiğimiz için, çok daha bilinçli olduğumuz için bir bakışta işte bulunduğunuz mekanda eksikleri bu konularda görebiliyorsunuz. Bu genel anlamda iş sağlığı, sağlık ve güvenlik olarak bakalım. Şimdi tüm bunlar yavaş yavaş yerine oturmuş olsa idi ki bir kısım yapılıyor. Hiç mi bir şey yapılmadı? Evet, yapıldı. Kat edilen yollar var. O zamanlarda başlayıp bugün işte tüzüklerin yenilenmesi var ama daha eksikler de var. Bu eksiklerin de yapıldıkça farkına varılıp tamamlanacak. Tabii ki bunu yapan ülkeler var ve her şeyi biz yaratmayacağız. Onlardan örnekler de alacağız. Zaten yaptığımız tüzükler AB uyumlu. Bu tamamen böyle sırf belli bir ortamda oluşturulmuş şeyler değildir. AB uyumludur ve onların örneklerini de almak zorundayız. Ha, bunlar yerinde olmuş olsaydı bence bugün yaşanan bu salgın krizi çok daha güzel, çok daha iyi kontrol edilirdi ve bu kriz daha iyi yönetilirdi. Çok soru işaretleri var. Tabii ki alınan kararlar var. Bunu saygıyla ve iyi karşılıyoruz. Dün Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir takım kararlar var. Ama bir de ortamımızın değişkenliği var. Değişkenliklerde zaten acil durum planları tekrar yapılmalı veya gözden geçirilmelidir. Ve kişiler tatbikat yapmalı ve bu acil planları nasıl uygulayacaklarını çok iyi özümsemelidirler. Sonra belli yerlerdeki kriz masaları veya acil durum planlayan ekipler sürekli olmalıdır. Bizde bir de siyasi ayağı var biliyorsunuz. Bir takım yerlerde siyasi atanmış kişiler de olabiliyor ve bundan dolayı da sürekli bir değişimler oluyor ve bu da o sürekliliği baltalıyor. Veya biraz önce konuşuyorduk, kapılar olayı mesela hem politik hem de aynı zamanda bir değişkenliktir. Evet, kapılarımız uzun zamandır açık ama değişik kapılar zaman içerisinde açılmış. Acaba hiç bu düşünülmüş mü bilmiyorum. Yani sadece bir soru olarak atıyorum. Bir gün böyle bir şey olur da biz bir önlem almamız gerekir. Ne yapmamız gerekir? Ve tabii uygun olan da her iki tarafın buna uyumlu bir şekilde işte böyle bir durumda şunu yaparız diyebilmesi ve bunun da bir takım politik soruları gündeme getirmemesi. Neden yapıldı, niye yapıldı? Bir protokol oluşmuşsa bu çerçevede, o zaman bunlar da çok daha kolay yönetilir. Bizse burada sürekli öyle bir duruma geldik. Biraz da güvensizlikten kaynaklı bu. Her yapılan şeye de artık acaba neden yapıldı, siyasi mi, gerçek mi sorusunu getiriyoruz ve eksikler de kalıyor. Bu da beraberinde işte bizim günlerdir uyardığımız da aynı zamanda doğrulanmamış bilgilerin doğruymuş gibi defaatle paylaşılmasını, evet, ve bir panik ortamının ortaya çıkmasını getiriyor ki, evet, zannederim böyle durumlarda en olmaması gereken de bu. Çünkü sanki doğruymuş gibi paylaşılıyor, kulaktan kulağa yayılıyor ve bir kanaat oluşuyor. Sonra o kanaat sanki gerçekmiş gibi de bir ortama götürüyor bizi. Şimdi karantinalardan bahsediyoruz örneğin. Hı hı. Sizin lütfen yönlendirin beni de, çünkü İSG başka bir konu, iş sağlığı ve güvenliği, hı hı, konusu. Bizim de öğrenmemiz gerekenleri aktarın ama örneğin hani yangın olayında bir protokolümüz yok. Nasıl bir yol haritası, binanın boşaltılması konusunda ya da tahliyeler konusunda nelerin yapılması gerektiğini çok fazla bilmiyoruz. Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuğumdu. Ona da sordum, yoktur dedi böyle bir şeyimiz. Ne yazık ki yok ve hiçbir yerde yok. Şimdi bu konudan ders alıp yapıyor muyuz örneğin? Ya da yapılacak mı diğer hastanelerde, okullarda, üniversitelerde? Kapalı, evet, alanlarda, kalabalık olduğumuz noktalarda bunun bir çıkış noktası olup yapılması için adım atılması gerekmez mi örneğin? Tabii ki. Orada da yine devletin liderliği lazım ve devlet hastanemiz devlet kurumudur. Dolayısıyla demin söylediğimi bir daha aslında üzerine basarak söyleyeceğim. İş sağlığı güvenliği olsun, acil durum planlamaları olsun, öncelikle devletin kendi kurumlarında yapıp bunu
diğer kurumlara örnek olarak gösterip de teşvik etmesi de gereken bir durumdur. Öyle görünüyor ki ben durumu çok yakından incelemedim ama hastaneye hepimiz zaman zaman gidiyoruz, görüyoruz. Hastanemiz üzerinden gidersek bir 40 kusur yıllık bir hastane. Ha, 40 yıllık bir bina kötü olur mu? Normalde doğru yapılmışsa olmayabilir. Bir de her binayı biz inşaat mühendisleri olarak yaparken belli bir yıl yaşaması için yaparız. O binada belli bir yıl için tasarlanmış. Fakat bizim nüfus artışımızdan kaynaklı, ihtiyaçlarımızdan kaynaklı yıllardır eklemeler yapılmış. Bu eklemeler yapılırken görünen o, orada yerinde de gördüğümüz, yani binanın kendi yıpranması dışında bu eklemeler yapılırken bunların hepsinin göz önünde tutularak yapılması lazımdı. Yani şimdi biz konuşabiliriz, işte şu an gidelim bu hastaneye bir plan oluşturalım. Oluşturulabilir ama belli yerlerde göreceğiz ki olması gereken uluslararası standartlarda olması gereken kaçış yollarıdır. Belki yeni yapılan binaların veya eski binanın sağlamlığıdır. Veya içerisinde olması gereken, şimdi teknoloji çok gelişti biliyorsunuz, altyapı, yani bunlara yetecek kadar elektriğidir, diğer kaplolama sistemidir var mı? Yoksa nasıl bir yolla bunlar yerine getirilecek? Bu konularda sıkıntılar başlayacak. O kablolar bir hastane için uygun standartta mıdır? Çünkü bir hastane orası, evet, pek çok soru. Daha, evet, onlarcasını sorabiliriz. Yani şöyle, hastaneler, demin depremden bahsettik. Biz inşaat mühendisleri olarak hastaneler gibi yerleri çok daha bir önem katsayısı ile yaparız. Yani tasarımlarını yaparken. Çünkü buraların en son göçmesi gereken yerler olduğu bilinir. Yani bir deprem anında, bir herhangi bir felaket anında yaralıların gidip orada veya bir savaş anında diyelim yardım alabileceği yerlerdir ve her halükarda çok daha donanımlı ve çok daha acil durumlara dayanıklı olması gereken yerlerdir. Tabii ki şimdi de dediğim gibi bir orada bir planlama yapılabilir. Ama planlama yapılırken de işte son durumu, dediğim gibi, yanlış konuşmak istemiyorum, yerinde incelemedim. Bazı bölümlerin bayağı labirent şeklinde iç içe girdiğini duyuyorum ve bunlar kaçış noktaları, acil planın bir parçasıdır. Şimdi acil durumlarda tabii ki acil planlar ortaya çıkıyor ama, evet, bunların öngörülebilir olması halinden, tabii, bahsediyoruz biz. Tabii. Yani bugün dünyayı sarsan bir salgın hastalık isminin de COVID-19 olacağını rüyamızda göremezdik ama dünya daha önce de bazı salgın hastalıklar atlatmıştı. Evet. O hastalıklarda da ülkemizde alınan tedbirler vardı. Şimdi de bununla mücadele ediyoruz. Bu da, evet, bambaşka. Yani, evet, semptomları doğmadan önce bulaşabiliyor, tespit edilemiyor gibi pek çok şey var. Şimdi karantina koşullarından bahsedelim. Dün açıklanan kararlarla birlikte sayıları da arttırıldı. Bazı ülkelerden girişler yasak. Muhaceret işlemleri olan çalışma izinliler ve yurttaşlar için ise giriş olacak. Fakat 14 gün kendilerini, evet, evde, örneğin karantinada tutacaklar, izole edecekler. Ya da karantina altına alınan otellerimiz var. Hı hı. Şimdi o otellerden bir tanesi, örneğin bugün Havadis Gazetesi'nin manşetindeydi. Diyorlar ki karantinadasınız diye bir telefon aldık Sağlık Bakanlığı'ndan. İddialar tabii bunlar. Bir telefon aldık karantinadasınız diye. Sonra bize ne kimse geldi, ne baktı, ne etti. Biz burada kendi halimizde 99 tane misafirimiz var. Yanılmayayım şimdi rakamı. 20 de personel var. Artık personel bunaldı, ağlamaya falan başlıyor. Onlar, hı-hı, çalışamaz duruma gelirse kim temizlik yapacak, kim yemekleri yapacak gibi bir durum. Hı-hı. Şimdi adı karantina ama bizim bir karantina protokolümüz var mıdır mesela? Evet, işte bunlar demin bahsettiğiniz acil durum plan adı üzerinde, bu bir planlamadır. Dolayısıyla bu acil durum oluşmadan kurumlar veya bir ülke için tabii ki oturulur ve denir ki bu acil durumlar neler olabilir? Demin saydığımız bir takım olaylar artı salgın hastalık üzerinden gidelim. Bugün belki COVID'dir, dün SARS'tı, MERS'ti,
Bunlar aslında hepsi bir ülkeden bir ülkeye bir şekilde bulaşan, insan yoluyla, hayvan yoluyla, kuş yoluyla bulaşan hastalıklar. Dolayısıyla bunlar hepsi oturulur ve denir ki bir gün böyle bir durum ortaya çıkarsa bizim ne yapmamız lazım? Bunu nasıl engelleyebiliriz? Ve önceden bu bir kafa yormadır. Bunun üzerinde bir beyin fırtınasıdır. Ve bunlar yavaş yavaş oluşur. Yine başka ülkelerden örnekler de alınabilir. Bunu yapmış ülkeler de olabilir. Onlardan da faydalanılabilir ve buraya uyarlanır bizim durumumuza. Sonuçta bir aday ülkesiyiz. O yönden bir farkımız var. Buraya gelebilecek insanların gelişi daha net nasıl gelebileceği. O varsayım üzerinden de bu protokoller oluşturulur. İşte şu olursa şu olacak, şu şekilde davranılacak, şu şekilde bilgilendirilecek, şunlar sırasıyla yapılacak şeklinde. Bir şeyler olabilir. Ben şimdi hükümet ayağında, kriz masasında ne tür olgular olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla görebildiğimiz dıştan gelenler, şu anda bir karantina olayı, evet, biz de duyuyoruz bazı şeyleri, gerek oteller olsun, gerek biliyorsunuz COVID'in pozitif çıkan bir turistimiz var, sonrasında eşinde görüldü, ilk başta görülmedi, sonrasında görüldü, bu arada eşi karantinadaydı diye düşünüyorum. Bunlar nasıl idare edildi? Yine o grupta olan birebir kontakta olmuş insanlar şu anda nerededir? Bunlar da diğer insanlarla birlikte aynı otelde mi dolaşıyor gibi. Testleri yapıldı mı ya da? Hepsinin testi yapıldı mı? Yoksa bekleniyor işte 14 gün olsun. Biraz sağlık tarafı bunun da. Onu sağlıkçılar daha iyi bilecek diyeyim. Ama bütün bunları konuştuğumuzda işte bu planlamaların yine önemine geliyoruz. Başka konulara da bakabiliriz. Yani bizler de şu anda üniversite hocaları olarak, evet, üniversiteler kapatıldı. Bence de doğru bir adımdı. Üniversitelerimizde çok sayıda yurt dışından gelen öğrencimiz var. Çeşitli ülkelerden, 90-100 farklı ülkeden gelen öğrencimiz var. Ara dönemde bunların bir kısmı yurt dışına gitti ve döndü. Bizler zaten huzursuzduk bu konuda. Öğrencilerimizin kayıtlarını yaptık, sınıflara giriyoruz. Dolayısıyla zaman zaman öksüren, zaman zaman hastayım, ateşim var diyen öğrenciler oluyor sınıflarımızda. Bunun huzursuzluğunu yaşıyorduk. Şimdi şuna da bakıyorum. Peki biz okulları kapattık. Okullar, yani küçük sınıflar, üniversitelere geldiğimizde bu öğrencilerimizin bir kısmı evlerde, bir kısmı yurtlarda kalıyor. Buralarda ne tür önlemler alındı? En azından kendi üniversitem için söyleyeyim. Orada ilaçlamalar yapıldığını biliyorum bu dönemde. Doğu Akdeniz Üniversitesi, evet, dezenfekte. Evet, dezenfekte yapılıyor. Ama öğrencilerimize daha spesifik bilgi, yani yanlış da, çünkü farklı yerlerden bilgiler geliyor. Ben görmemiş de olabilirim ve bu diğer okullar, üniversiteler için de geçerli. Bu öğrenciler işte bu iş 15 gün sürüyor, 10 gün sürüyor, ben bir aileme gidip de geleyim diyebilir. Bunu yapmalı mı? Bu bize neyi getirir? Giderse, dönerse ne olur? Ki çoğu öğrenci de gitti, evet, ve gidiyor. Ve biliyorsunuz İtalya'dan duyduğumuz örnekler, bu yönde kişiler karantinaya alınacak bölgelerden bunu duyduğu zaman kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bunu alıp İtalya'nın güneyine, ortasına taşıdı ve bugün tüm İtalya kapandı. Dolayısıyla bu örneklerde aslında şanslıyız. Biz bir süredir bunu biliyoruz, görüyoruz ve önümüzde örnekler var. Ha, tüm bunları konuştuk. Benim kişisel izlenimlerim, mesela İngiltere gibi, orada oğlum olduğu için söylüyorum bunu, bir miktar takip ettim ve ülkeyi tanıdığım için uzun yıllar orada geçmişte yaşadım. Orada da bunun biraz hafife alındığını hissediyorum. Yani vakalar var, son rakam 500-700 bilmiyorum bir rakamdı. Ama halen çocuklarımız okula gidiyor, üniversiteye gidiyor. Halen ciddi bir önlem hissetmiyor dışarıda.
biraz da bizlerin işte şuna dikkat edin, şuna dikkat edin demesiyle gidiliyor. Öyle görüyorum ki bütün dünyada, yani özellikle bizim bu Avrupa tarafında bir hafife alma olayı oldu. Akdeniz bu konuyu ülkelerinde birazcık daha fazla, yani İtalya Akdeniz cidden olabilir, çok kötü bir ya da örnek o konuda. Uzak olmamız, bize gelmez mantığı ile, ama bu zamanda küreselleşen bir dünya var. Ciddi günlük uçuşlar ve insanların hareketi var ve bu noktada çok tehlikeler var. Onun için bunları hepsini birlikte konuşmamız lazım. Şimdi tabii çok doğru bir noktaya değindiğiniz için oradan devam etmek istiyorum. Şimdi okullar tatil edildi algısı, tatil algısı çok yanlış bir algı ve uzmanlar da bunu aslında Türkiye'de de uyarıyorlar. Çünkü orada da tatil kararı çıktı biliyorsunuz. Hatta bugün içine konmadı. Pazartesiden itibaren oldu ve pek çok veli çocuklarını okula göndermeme kararı aldı Türkiye için. Bizde çok daha hızlı bu kararlar verildi. O anlamda olumlu karşılanıyor. Tabii. Bu adımların hızlı atılıyor olması, ama netice itibariyle bir tatil havasında da değerlendirmemek gerekiyor bunu. Evet. Yani bu okuldan çocukları koparmak ya da öğretmenleri koparmak, o kapalı ve kalabalık sınıflardan, okullardan ziyade evlerde izole olmayı gerektirdiği için böyle bir karar alındı. Aynen, eğer farklı sosyal gruplar yeniden kapalı alanlarda bir araya gelecekse hiçbir anlamı yok, ya da seyahatler olacaksa yine hiçbir anlamı yok. O noktada da aslında bu tatil verildi, evet, ama hem öğrenciler tabii böyle bir sınırlama getirmek ne kadar mümkün olabilirdi ya da ne kadar uygundur işte hak ve özgürlükleri, ama seyahatler olması halinde daha büyük bir riske yol açmayacak mı? Pek çok öğrencinin gittiğini biliyoruz. Öğretmenler de gidebilir. Yani evet, herhangi bir engel yok karşısında. Dolayısıyla o da soru işaretini getiriyor beraberinde, doğrusu. Aynen. Bence de o noktada en azından öneri niteliğinde bir açıklamalar yapılmasında fayda olurdu. Yani bunu yapıyoruz ama önerimiz, tercihimiz kişilerin bunu, tabii ki genel anlamda bu söylendi. İnsanların evinde daha çok zaman geçirmesi, ortak alanlarda olmaması, hijyenine dikkat etmesi gibi bunlar söylenmesine rağmen bizim o özel durumumuz var. Bir ada ülkesi ve de bir üniversiteler ülkesi olmamız nedeniyle. Tabii yabancı çalışanımız da var. Gerçi onlar belki bu süreçte hemen yurt dışına gitme yoluna gitmemiştir, ama bu kesimlerin de doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekir. Bunlar Türkçe bilen kişiler değildir hepsi. Tüm bu duyuruları okuyamayabilir. Burada da onların çalışanlarına görevler düşer. İşte demin söylediğimiz devletin, işverenin, çalışanların her kademede kendi sorumlulukları vardır bu çerçeve içerisinde. Gerek iş sağlığı güvenliği, gerekse acil durum yönetimi içerisinde herkese düşen sorumluluklar vardır. Kimi bu planlamaları yapar, uygulamaları yapar, diğer kesim de bunlara uymak zorundadır ve nasıl uyacağını da bilmek zorundadır. İşte bunlar, yine bu sistemler yerinde olmuş olsaydı bugün bunun yönetimi de daha kolay olurdu. Bir de tabii kayıt dışılığımız da var bu ülkede. Dolayısıyla onlara nasıl erişirsiniz ve nasıl, çünkü bunlar kayıt dışı olduğu için legal bir ortamda değildir ve onun kontrolünü nasıl yaparız? İşte bu noktada bütün bu bir nevi yanlışların da böyle durumlarda karşımıza çıktığını ve bizi riske attığını görüyoruz. Daha şimdi, çok riske attığını. Daha çok riske, evet. Çünkü evet, aslında bu işte bir protokolümüz aslında var. Yani nedir? İşte kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz. Evet. Elimize yüzümüze çok fazla elimizi götürmeyeceğiz. Temasta bulunmayacağız. Kalabalık ortamlarda çok fazla bulunmayacağız. Hasta olanların maske takması gerekiyor. Takmıyorlarsa bunu sağlayacağız. Çok fazla bu ara yaşlılarımızla çok temas halinde olmayacağız gibi, hani en azından sağlıklı insanların uyması gereken bir protokol var. Böyle bir çerçeve çıkmış durumda ve pek çok insanın uyduğunu da görüyorum. Bu iyi bir şey. Şimdi şundan da birazcık bahsedelim isterim. Örneğin benim de içinde olduğum basın camiasında sahada çalışan özellikle meslektaşlarım ya da ilgili otellerin çalışanları,
ya da gümrük kapılarında olanlar gibi koronavirüs ihtimali olan ya da koronavirüs görülmüş olan yerlerde çalışan insanlar için onların güvenlikleri anlamında da eminim bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır ama pek çok doktorun, hemşirenin yani işi en iyi bilen insanların dahi bu virüsü aldıklarını biliyoruz dünyada. O açıdan bakıldığında neler yapılması lazım? Yani böyle yüksek risk taşıyan gruplar anlamında, iş grupları anlamında. Şimdi orada zaten bir hastane içerisinde çalışan kişiler özellikle bu konularda, sağlık alakalı konularda umuyorum ya da öyle olduğunu düşünüyorum. Bilgilendirilmişlerdir. Bu günlük hayatlarında da dikkat etmeleri gereken bir unsurdur. Yani bugün salgın dahi olmasa gelen hastaların çeşitli hastalıklarını almama yönünde yaptıkları bir takım işlemler vardır. O çok sıkıntılı olmayabilir sağlık çalışanları için diyorum. Şimdi salgının getirdiği farklılaşmaları da hızlı bir şekilde uyarılarla yapılabilir ve giderilebilir düşüncesindeyim. Burada riskin daha çok halkta, yani normal dışarıda olan insanda olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağlık çalışanı zaten eğitimi düşünürsek bugün orada çalışan doktorundan, hemşiresinden hepsi bir eğitimlerden geçerek oraya gelmişlerdir ve eğitimlerinin bir parçasıdır bu. Dolayısıyla onların çok sıkıntılı olacağını düşünmüyorum. Ama diğer yerlerde çalışanlar için o bize duyurulan önlemleri aldıkları sürece, kişilerden belli mesafe uzak kaldıkları sürece, kişisel hijyenlerine dikkat ettikleri sürece de bunun yapılabileceği kanısındayım. Yani hayatı tamamen de durduramıyoruz şu an için en azından. Ama şu yanlış olur. Evet diyoruz, risk grupları, yaşlılar, daha hastalık geçmiş olanlar. Evet, onların böyle bir hastalığa alabilme şansı veya bunu atlatabilme şansı daha düşük olduğundan onları koruyalım diyoruz. Ama bu noktada birçok insan da ben gencim, bana bir şey olmaz mantığıyla hareket ediyor. Bazı ülkelerde belki bu hastalığın yayılma kesimi, yaş kesimi biraz da öyle olmuş olabilir ama her yerde değil öğrenebildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla o noktada da hani bana bir şey olmaz, size bir şey olmayabilir, siz bunu taşıyabilirsiniz. Çok önemli. Aslında esas nokta odur. Yani olan kişiden çok taşıdığı kişi. Çünkü bir kişi birçok kişiye taşıyabiliyor. İşte örnekleri İtalya gibi, İran gibi, bu gibi yerlerde bunun yayılma şekli buydu. Yani bunu görerek bizim bugün çok daha fazla sakınmamız lazım. Özellikle örneğin hastanelerde hali hazırda mevcut hastalıkları üzerinden tedavi gören insanlarımız da var. Evet. Şimdi salgın hastalıkların bu anlamda önemli Tabii. olmasının nedeni sayı artarsa bir anda hastanelerin o verebileceği hizmetin dağılımına baktığınızda rutin hasta olarak yatanların o hizmetlere ulaşmada daha geri planda kalacakları da aşikar. Öyle bir durum da söz konusu. O yüzden zaten çok daha dikkatli olmak lazım. Paniğin bir nedeni de budur. Maalesef hastanelerimize yeterince bu konuda, yani gidildiği zaman evet hizmet alınıyor ama ani bir yığılmada yeteri hizmet alınabilecek mi konusundadır paniğimiz. Dolayısıyla o noktada, salgın olursa korkusu bu. Onun için bu. De hepimizin mümkün olduğunca uzak durarak, bunu almayarak, ki biliyoruz en azından bir iki haftalık süre, gerçi bu her zaman iki hafta olmayabilir ama o iki hafta genelde sağlıkçıların işte, konuştukları bir süredir. İki hafta ama işte öğrencilere tatil verdik, onlar gidiyor geliyor, yani o iki hafta da hani bugünden sonra iki hafta gibi değil, her gün her saat güncellenen bir iki hafta. Bu arada Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasına dair de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması var. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı hemen sizinle paylaşalım. Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibi alınan çevresindendir.
Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz diyor. Şu an ekranlarınızda da görüyorsunuz Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı. Bir kez daha söyleyelim. İlk hastanın yakın çevresinde takibi alınan çevresinde görüldü. Dolayısıyla yayılımı zaten bu şekilde hastalığın. Evet. Ve bizde de işte ilk olarak testi negatif çıkmıştı. Alman turistin, hı hı, teşekkürler arkadaşlar, alabiliriz. Alman turistin eşinin testi negatif çıkmıştı, evet, ilk olarak. Ama periyodik aralıklarla bu testlerin tekrarlandığını biliyoruz. Dolayısıyla işte yani paniğe neden olmak değil buradaki amacım, hı hı, ama bizde de rakam bu şekilde artabilir. Çünkü testler, evet, gün geçtik sonra pozitife dönebiliyor. Türkiye'deki örnekte de olduğu, evet, gibi. Zaten diğer ülkelerin yayınlanan istatistiksel verilerine baktığımızda ilk 14 gün, 3 hafta çok yavaş bir ilerleme var. Yani biraz da bizler mühendis gözüyle bakarsak olaylara. Sonrasında bu eğri ciddi bir şekilde yukarıya döner. İşte bu noktada da bu alınan önlemlerimiz güzel. Eğer ülkeye giriş çıkış sadece işte bir takım uçaklar, evet, durduruldu, gelip gidişler durduruldu, ama eğer öğrencilerimiz veya halkımız halen gereksiz yere giriş çıkışları yapıyorsa bu bizi yine riske atar. Bu olmamış olsaydı bugün şöyle diyebilirdik. Evet, okullar en çok yayılabilecek yerler, çünkü kalabalık ortamlar, restoranlar, işte organizasyonlar, bunları hepsini iptal ettik. Bugünden itibaren 2 hafta içerisinde göreceğiz ne olacağını ve bu süreci iyi yönetebilirsek bunun sonunda bir nevi başarabildik diyebileceğiz. Ama bu süre içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi bu 2 hafta içerisinde veya sonrasında işte biz artık açıyoruz, tekrardan üniversiteler, okullar açılıyor dediğimiz anda tekrar geri dönüşler başlıyorsa bu kişilere ne olacak? Bunlar tekrar bizi kontamine mi edecek noktasını çok iyi idare etmemiz lazım. Onu başarabilirsek belki bunu daha az bir sıkıntıyla atlatırız. Şimdi sona geliyoruz, yavaş yavaş alınması gereken önlemlerden bahsettik. Ne durumda olduğumuzu daha çok böyle ortaya koyduk ama özellikle hali hazırda karantinada olan yerler, yine söyleyelim, ve risk grubunda, en azından risk grubu demeyelim, testler yapılan insanların olduğunu da biliyoruz. Şimdi o panik havası yaratmama hassasiyetiyle de ama bundan sonra hayatın normale dönmesi anlamında da o ince çizgide sizden bir şeyler duymak isterim genel durumla alakalı. Çünkü iş hayatı devam ediyor. Evet. Özel sektör çalışanlarının, evet, da devletin de şu an için iş başında olduğunu biliyoruz ama devletin tabii birazcık daha avantajı var. İzin kullanıp çocuklarıyla birlikte evde olabilirler daha, hı-hı, kolay bir şekilde. Özel bunu yapamıyor. Hayat nasıl o döngüsünü devam ettirir güvenli bir şekilde? İşte yine o noktada zafiyetimiz var. Kişilerin kendini korumasıyla ancak o süreci de atlatabiliriz. Bunlar da özellikle dıştan gelen kişilerle temas halinde, daha çok temas halinde olan kişilerle alakalı. Ama bu noktada yine dönüp şunu diyeceğim. Tabii ki bu kişilerle temastayken alabileceklerini daha sonra da başka kişilere aktarabileceği için orada halen bir risk söz konusudur. İnsanlarımızın, çalışanımızın maalesef, evet, herkes evde oturamıyor. Özellikle özel sektör. Bu kişilerin tekrar tekrar bilgilendirilmesi işverenleri tarafından en azından bir iş sağlığı, güvenliği ve bir acil plan yönetimleri yoksa da bu süreçte bilgilendirilmeleri ve sürekli onlara gerekli belki hijyen malzemedir, belki bir takım şeyleri sağlayarak da onları teşvik etmeleri, bunları kullanmaya teşvik etmeleri bence önemlidir. Bu 2 hafta da çok önemlidir benim gözümde görebildiğim. 2 hafta sonunda eğer bu dönemi
minimum bir şeyle atlatmışsak belki ondan sonra tabii tekrar değerlendirmek lazım. Nasıl gidileceğine bakmak lazım. Bu bitti manasına gelmez. Belki bunu yavaş yavaş yumuşatarak devam etmek lazım. Şimdi sona geldik ama önünüzde çok not görüyorum. Bildiğim kadarıyla öyle çok ekrana çıkan birisi de değilsiniz. O yüzden böyle ay şunu da söyleseydim diyeceğiniz bir şeyler olacak programdan sonra. Evet. O yüzden son sözü size bırakayım. Eğer aktarmak istedikleriniz varsa, çünkü önemli bilgiler bunlar bizim için. Her zaman evet. Plansızlıktan bahsediyoruz. Her zaman böyle yol haritalarımızın, protokollerin belli olmadığından bahsediyoruz. Sizi bulmuşken o bilgilerinizi şöyle bir gözden geçirip bize evet. bir son olarak söyleyecekleriniz varsa almak isterim. Sağ olun. Gerçi çok farklı nedenlerle zaman zaman çıkıyoruz ekranlara ama evet, söylenecek şey bir kısmını zaten söyledim. Fakat ben biraz olaya daha genişten bakmak istiyorum yine. Bugün yaşadığımız bu olaylar bir kısmı bizim aslında dünyamızda olan değişimlerdir. Bunun iklimsel değişim diyebiliriz, çevre hava kirliliği diyebiliriz. Sürdürülebilir yaşamın artık eskisi gibi olmadığı, biz insanoğlu olarak bu dünyayı aslında sömürdüğümüz bir şekilde ve doğallıktan çıkıp daha suni bir yaşama geçmemiz. Yani benim kanımca bu hastalıkların bir kısmı da bunlarla alakalıdır. Dolayısıyla vücut direnci önemlidir. Vücut direncimiz de yine yediğimiz, içtiğimiz, ne kadar doğal beslendiğimiz diğer konularla alakalıdır. Yani olay aslında çok boyutlu, multidisipliner bir olaydır. Ve bunları dile getirme istememin nedeni de biz şu küçücük Kıbrıs'ta da maalesef bu sürdürülebilir yaşam konusunda yeterince konuşmuyoruz. Bugün birçok insan belki bunun ne alakası var diyecek. Evet, bu söylediğim nedenlerle hepsinin alakası vardır. Var. Biz daha açığız hasta olmaya. Çok tüketiyoruz, fazlasıyla tüketiyoruz ve daha suni tüketiyoruz. Bir bunu belirtmek isterim. Bu konuda da umuyorum ileriki yıllarda bizler de daha etkin olabileceğiz. Bizler gerçi üniversitelerde, eğitim alanında öğrencilerimizi bu konularda yetiştirmeye çalışıyoruz. Sivil toplum örgütleriyle, meslek odaları kanalıyla, yine televizyonlar ve gazete kanalıyla bilgilendirmeye çalışıyoruz. Üzerine basa basa söylüyoruz. Her şeyin içerisinde var. Bir yıldır imar planları konuşuyoruz. Onun içerisinde de çok önemliydi bu konular. Muhakkak. Dolayısıyla bir konu budur. İkinci konu yine iş sağlığı güvenliği ve acil durum planlama ve uygulama ve yönetimi konusu. Bunu bir daha üzerine basa basa söyleyeceğim. Yasamız var ve bu yasayı öncelikle devlet kurumları uygulamalı ve teşvik etmeli. Devletin bir görevi eğitimdir. Bunu eğitim sisteminin içine uygun şekilde yedirmeli. Yeni gelişen küçük çocuklarımızdan üniversite seviyesine kadar herkesin bu konularda bilinçli olması gerekir. Evet, sivil savunma tatbikatları şu bu yapıyoruz kurumlarımızda ama bu değildir sadece. Bunun o sistem içerisinde bir bütünlük sağlaması lazım ve tabii ki ülkenin sistemi içerisine de farkındalık oluşup bunun yerleştirilmesi lazım. Burada yine mesleki eğitim olsun, İSG eğitimi olsun devletin görevleridir. Bunun denetlemesi devletin görevleridir. Bunların yapıldığının denetlenmesi. Bu kadar zamandır bu yapılmamışsa bir takım kurumlar tarafından demek ki bu kurumlar denetlenmedi. Yapmadığı ortaya çıkmadı. Çıkanlar ceza görüyor ve bunu yapmak zorunda denetim kalıyor. Denetim ve yaptırım hep söyleriz bu programda. Evet. Çok ve önemli. Bunlar yapılırken de bunların artık gelişmiş metotlarla, yani burada bir miktar değineceğim bakanlıkta yapılan işlere, otomasyon sistemi, yani bugün birçok yerde yavaş yavaş bunlar kullanılıyor ve şu anda yapılmış ve düğmeye basılması beklenen bir otomasyon sistemi kurmaya çalıştık bakanlığa, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve bu sistem çerçevesinde
bütün şirketler ISG konusunda bu sisteme alınacak ve oradan takibi de yapılacak ve bu işi kolaylaştırılacak bu iş. Yine yurt dışında birçok yerde, İngiltere gibi bunu çok iyi yapan bir ülke, iş sağlığı güvenliğini bir özel kurum tarafından yapıyor. Yani bakanlığa bağlı ama özel yönetilen. Dolayısıyla yine siyasi atamaların olmadığı ve sürekliliği olan bir yerde yapıyor. Burada da bir takım çalışmalar yapıldı. Bu nasıl yönetilsin, birim mi olsun, daire mi olsun falan. Ne olursa olsun mutlaka bu birimlerin siyasinin dışında kişilerce ama tabii ki yine bakanlıklara bir şekilde bağlı olacak. Bünyesinde ama özel bir yapıda olması lazım. Ve bu şekilde gelişmesi lazım ve bu yerlerin sürekli her alanda kişileri bilgilendirerek, gerektiğinde denetleyerek, gerektiğinde ceza keserek bunu bir düzene sokması lazım. Aksi halde biz yine bir yangın olur, neden evet. şunlarımızda eksik kaldığı konuşuruz, bir salgın hastalık olur, pek çok soru işareti kafamızda olur ama... Bu acil durumlar için bir de günlük yaşamımızda evet. karşılaştığımız yaşamsal veya sağlık sorunları vardır. İşte inşaatlarımız biliyorsunuz. Bayağı zor yerler ve tehlikeli yerler ve çok ölümlü kazaların olduğu yerlerdir. Duyduklarımız, duymadıklarımız veya kamuoyunun çok, gündemine gelmeyen mesleki hastalıklar vardır. Yani bunlar bir kişiler bunun bilincinde olacak. Çalışan olarak bunun talebini yapacak. Kendisine sağlanan kişisel koruyucu donanımları kullanacak. İşveren bunu sağlayacak. Sendikalarımız eğer çalışanın yanındaysa birçok başka şeyin dışında en önemli bu konuda baskı yapacak. Benim çalışanımın sağlığı tamam mı? Mesleki hastalıklardan korunmuş mu? Şeklinde buna yardımcı olacak. Meslek odaları aynı şekilde bunların bilinçlendirilmesinde, kendi meslektaşlarının bilinçlendirilmesinde ki buradan söylemek isterim İnşaat Mühendisleri Odası veya birliğimiz bunu çok da iyi yapmaya çalışıyor örnek son yıllarda. Diyelim. Örnek oluyor diyorum. Yani bunlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ara ara sizinle yeniden buluşmayı da arzu ederim doğrusu. Yine bir kriz olmasın da biz olması gerekenleri rutin gündemimizde konuşalım. Müride Şerika çok teşekkürler bir kez daha. Kriz dönemleri, acil durum protokolleri, bizde ne kadar var, ne kadar yok, ne kadar uygulayabiliyoruz, alınan önlemler, o kriz ortamını atlatmamız için ne kadar yeterli, hepsini dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Konuğumu uğurluyorum ardından. Yeni gelişmeler, bugüne taşınanlar, birazcık Türkiye basınına yansıyanları belki aktarma fırsatım olursa ona bakacağım. Birazdan buradayız, ayrılmayın. Evet, sıcak gelişmeyi ekranda da görüyorsunuz şu anda değerli izleyiciler. Düne kadar, dün akşam saatlerine kadar kuzeyde 2 olan vaka sayısı 3 yeni koronavirüs vakasının daha testin sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte 5'e yükseldi. Şöyle döneyim, daha rahat konuşacağım sizinle öyle olursam. Bu taraftayım. Teşekkürler. Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. 3 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte kuzeyde toplam sayı 5'e yükselmiş oldu. Virüsle enfekte olmuş 2 kişinin Almanya'dan gelen turdan olduğu belirtiliyor efendim. Onun altını çizelim. Almanya'dan gelen o turist kafilesinin içinde 3. kişinin 9 gün önce İngiltere'den gelen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu açıklandı. Böylelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup koronavirüsü saptanan ilk kişi de olmuş oldu. Yapılan diğer açıklamalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı değil, koronavirüsü pozitif çıkan, test sonucu pozitif çıkan deniliyordu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına genel olarak bakalım. Ülkemize gelen Alman turistler arasında olan ve gözlem altında tutulan hastalardan 3 tanesinin dün ateşinin yükselmesi üzerine Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edilmiş ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vaka daha belirlenmiştir.
Yine akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere'den ülkemize dönen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşımız acil ateş gibi şikayetlerle bize ulaşmış. Ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir deniliyor. Böylece pozitif koronavirüs vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu. Onu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bizde vaka sayısı 5, Türkiye'de de vaka sayısı 2'ye yükseldi. Az önce sizinle paylaşmıştım. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımı ekrana verebiliyorsak arkadaşlar onu yine verelim. Türkiye'de de rakamın 2 olduğuna dair paylaşımı vardı. Ülkemizde 5, Türkiye'de 2 olarak rakamlar aktarılmış oldu. Dün akşam diyor Fahrettin Koca da, dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibi alınan çevresindedir. Virüsün olası yayılımının bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz diyor. Türkiye'deki ilk vakayla ilişkili olan ikinci vakanın da test sonucu pozitif çıktı. Ülkemizdeki vaka sayısı da 5. Böylelikle şimdi o vaka sayılarında artış olabilir öngörüsünde uzmanların anlattıkları çerçevesi bulunuyorduk. Doğru bir öngörü olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o ilk vaka Alman turistle bağlantılı olan kişilerde karantina altında 14 gün boyunca tutulacaktı. 130 kişilik ekip 4 kişinin yakın çevresinde olduğu belirtiliyordu. Şimdi rakam bu anlamda yükselmiş görünüyor. İngiltere'den 9 gün önce gelen bir vatandaşta da koronavirüs vakasının çıkmış olması buraya gelişi sonrasında hani şu an için karantinada evde olması isteniyor. 23 ülkeye çıkarılmıştı rakam biliyorsunuz. Vatandaşlar ve muhaceretle burada bulunanlar eğer ki o yasaklı ülkelerden geleceklerse 14 gün boyunca kendilerini evde karantinada tutmaları isteniyor. Sağlık Bakanlığı'nın denetimler yapacağı belirtilmişti. Salgın hastalıklar yasası uyarınca eğer ki o karantinaya uymazsa bu kişiler, yani o yasaklı ülkelerden gelip evde kalması gereken kişiler, gerekli cezai müeyyide ile de karşılaşacağına yönelik açıklamalar yapmıştı. Dün Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili olarak hükümet sözcüsü Kudret Özersay, şimdi o karantinalar devam ederken yurt dışından gelenlerde semptomlar baş gösterdiğinde testler yapılıp pozitif çıkanlar olacak mı? Sayı böyle artabilir mi? Okullar 22 Mart tarihine kadar kapalı. Okulların kapalı olması halini fırsat bilip yurt dışına gidenler var, ülkelerine gidenler var. Onların hem Türkiye'ye hem diğer memleketlere gidenleri var. Dolayısıyla onların gelişleri hali nasıl olacak? Beraberinde hastalık getirebilirler mi acaba? Soruları yine soruluyor, konuşuluyor. Ama bildiğimiz bir şey var ki ülkedeki vaka sayısı 5'e yükselmiş durumda. Güneydeki vaka sayısı ise 10'du. Böylelikle Kıbrıs genelinde vaka sayısının, koronavirüsü vakası sayısının 15'e yükseldiğini söyleyebiliriz. Kıbrıs genelinde, Kıbrıs Adası genelinde. Peki şimdi son durumla alakalı olarak nedir durum diye hani konuşuyoruz ya. Jale Refik Rogers önemli bir paylaşımda bulundu aslında. Onu size aktarmak istedim. Türkçesini de paylaşacağım. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için sıkı önlem almakla almamanın farkı aşağıdaki grafikte gösteriliyor demiş. Evde karantina, insanların toplu bulunduğu yerlerden kaçınma, yasaklama gibi önlemlerle virüs salgını daha az hasta sayısıyla geçirilebiliyor. Daha az vaka, daha az yoğun bakıma ihtiyacı olan hasta ve daha az ölüm demek, yaşlılarımızı ve risk grubundaki kişileri koruyalım demiş. Bunun Türkçesi de var demiştim. Şimdi o kendini koruma halinin oldukça önemli olduğunu söylüyoruz. Evet, bu da Türkçesi. Bakın, günlük vaka sayısı önlem alındığı durumda vaka gelişim grafiğini görebiliyorsunuz zannediyorum. Bu gri grafik önlem alınması halinde hastalığın gelişimini gösteriyor. Covid-19'da günlük vaka sayısındaki artışsa
O önlem alınmadığı takdirde, önlem alınmadığı durumda vaka gelişim grafiği bakın yükselmeye devam ediyor. Salgın sağlık sistemi kapasitesi ise bu noktada, yani önlem alındığı durumda vaka gelişim grafiğinin zirve yaptığı noktada sağlık sistemi kapasitesi, onun üstüne çıkıldığı durumlarda işte kriz ortamı. Yani evet, çok panik yapmayalım, onu söylüyoruz. Tüm uyarıları dikkate alalım, bunu söylüyoruz. Evde kalınması gerektiği söyleniyorsa lütfen evde kalınsın, bunu söylüyoruz. Buna bir tatil gözüyle bakılmasın lütfen, bunu söylüyoruz. Çünkü amaç bunun bir salgın hastalık haline gelmemesini sağlamak. İş o boyuta gelirse eğer, bu bizim gibi sağlık sistemi noktasında da zaten normal dönemlerde bile aksamaların olduğu ülkelerde daha tedirgin edici olabilir. Şimdilik orayı düşünmeyi hiç istemiyoruz. Şimdi hangi noktadayız biz? Bu bizim ülkemizde bir salgın hastalık halini almasın noktasındayız. O nedenle de uyulması gereken tüm kurallara, yetkililerin yaptığı tüm açıklamalara uymak ve o yol haritasını takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla işte konunun önemini açıklayan bu grafiği Jale Refik Rogers paylaşmıştı. Kemal Başat da Türkçe'ye çevirmiş. Oldukça önemli olduğunu düşündüğümden paylaşıyorum. İlk vakadan itibaren geçen zaman önlem alındığı durumda vaka gelişim grafiği bakın ne kadar stabil. Ancak önlem alınmadığı durumda, örneğin İtalya bunu yaşadı ve şu an içerisinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Tedbirli olalım lütfen diyorum bir kez daha. Tekrar edecek olursak KJ'yi de verelim arkadaşlar. Ülkemizdeki vaka sayısı 5'e yükselmiş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması da bu konuda, yeniden aktarayım size. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısının 5'e yükseldiği yönünde Sağlık Bakanlığı açıklaması. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantina merkezinde tutulan 3 kişinin sonuçlarının da pozitif çıktığı belirtiliyor. Peki bu sonuçlar, örneğin ilk testte o Alman turistin eşinin sonucu negatif çıkmıştı. Niye o zaman negatif çıktı da şimdi pozitif çıktı? Testler doğru yapılmıyor mu acaba diye düşünenler için söyleyelim. Belli periyodlarla yapılıyor testler ve bu COVID-19 dediğimiz, koronavirüsü dediğimiz virüs, COVID-19 dediğimiz hastalık semptomlar görülmeden, yani ateş görülmeden, nefes darlığı görülmeden kendini belli etmiyor. Testler pozitif çıkmıyor. Hastalığı taşıyor olsanız dahi, yayıyor olsanız dahi o hastalığın sizde olduğu bilinmiyor. O nedenle zaten korktuğumuz yayılma hızı bağlamında da SARS'a, kuş gribine, MERS'e, Ebola'ya benzemeyen çok daha hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması işte karantina merkezinde tutulan 3 kişinin daha sonuçlarının pozitif çıktığı şeklinde. 3 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte kuzeyde toplam sayının 5'e yükseldiği belirtiliyor. Virüsle enfekte olmuş 2 kişinin Almanya'dan gelen turdan olduğu, 3. kişinin ise 9 gün önce İngiltere'den gelen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu açıklanmış durumda. Vaka sayısı şu an 5 ülkemizde. Ada genelindeki vaka sayısı ise 15'e yükselmiş oluyor böylelikle. Özür diliyorum. Benimki çok konuşmaktan olan bir gıcık. Korkmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bu haftalık da bizden bu kadar. Pazartesi günü umalım daha iyi bir tablo, umalım daha iyi haberler vermek üzere burada olacağız. Paranın durumu, havanın durumu, ardından veda zamanı bizim için. Hoşça kalın, hep mutlu haberler alın.